Merhaba değerli izleyenler, şimdi konuşalım'a hoş geldiniz efendim. Yine uzman konuklarımızla birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca koronavirüsü konuşacağız elbette. Covid-19'a ilişkin merak ettiğiniz, aklınıza takılan ne varsa uzman konuklarımıza yönelteceğiz. Sizler de programa dahil olabilirsiniz. İnteraktif bir şekilde programı devam ettirebiliriz. Twitter'dan hashtag şimdi konuşalım etiketiyle sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben de konuklarımıza söz vereceğim sorularınıza ilişkin. Peki bu akşam kimlerle beraberiz? Konuklarımızı da hemen takdim edelim. Yine uzman konuklarımız dedik. Stüdyoda İstanbul stüdyomuzda 2 konuğum var. Ankara stüdyomuzda 1 konuğum var. İstanbul stüdyosunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan bu akşam bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Serpil Salman da yine bu akşam bizimle birlikte. Serpil Hanım siz de hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzda yine bir konuğumuz var demiştik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın da Ankara'dan stüdyomuzda konuğumuz bu akşam bizimle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz Kemalettin Bey. Duyabiliyorsa eğer beni. Ve Skype bağlantılarımız da olacak sayın seyirciler. Malatya Üniversitesi İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay yine bizimle beraber olacak. İlerleyen dakikalarda da programımıza Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı konuk edeceğiz. Ve tabii ki koronavirüsü enine boyuna konuşacağız. Peki koronavirüs hangi aşamada? Türkiye'de salgın hangi aşamada? Bugüne itibaren yine koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam yaptığı gibi o tabloyu yine paylaştı. Peki o tablo bize neyi gösteriyor? Ekranlara getirdik. Hemen seslendirelim. Türkiye'de toplam vaka sayısı bugünkü sonuçlarla birlikte 4.281 kişi artarak 69.392 kişiye ulaştı. Bugün 115 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam 1.518 vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu. Günlük yapılan test sayısı bugün 34.090 şeklindeydi ve bugüne kadar toplam 477.716 test yapılmış oldu. Bugün iyileşip taburcu olan hastalarımızın sayısına baktığımızda da 875 koronavirüs hastası hastalığı yendi, iyileşerek taburcu oldu. Toplamda da 5.674 hasta iyileşip taburcu oldu. Sayın Bakan'ın bazı notları da vardı. Onu da paylaşalım. Yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde diyor Bakan Koca ve iki gücümüz var. Bunlarda tedbir ve tedavi ifadesini kullanıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Elbette bu tabloyu konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Ahmet Kızılay, Malatya Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay bizlere Skype bağlantısıyla konuk olacaktı. Bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Ahmet Bey'i görebilelim biz de. Koronavirüse karşı mücadelede immün plazma antikor tedavisi büyük bir umut ışığı oldu elbette. Türkiye'de ilk kez hocam sizin rektör olduğunuz üniversitede uygulandı bu yöntemde. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Size ve hocalarımıza iyi akşamlar diliyorum. İzleyen seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi bu önemli konuyu konuşmak istiyoruz. Bu tedavi yöntemi nasıl uygulanıyor? Siz ilk plazma tedavisini nasıl uyguladınız? Bizlere biraz detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Gerçekten bir umut ışığı diyebiliyor muyuz? Plazma tedavisi, konvalesan plazma tedavisi veya immün plazma tedavisi aslında tıpta iyi bilinen, daha önce farklı viral hastalıklarda kullanılmış olan, iyi bilinen bir tedavi. Aslında bizim üniversitemiz, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimiz de Türkiye'nin en büyük aferez merkezine sahip. Çünkü İnönü Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezimiz Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karaciğer nakli merkezi. Türkiye'nin en büyük kök hücre ve kemik iliği nakil merkezi. Bu nedenle de biz çok kullandığımız plazma aferez yöntemini 2019'da 5.000'e yakın hastamızda uyguladığımız, 10.000'den fazla
trombosit aferezi yaptığımız bir merkezimiz var. Çok bu konuda çok yetkin bir insan kaynağımız, hocalarımız var, güçlü bir ekibimiz var. Bu bilinen, aslında iyi bilinen, bütün yönleriyle bilinen plazma aferez yöntemiyle immün plazma tedavisini biz de ülkemizde ilk kez COVID-19 koronavirüs hastamıza uyguladık. Bu hocam 5 Nisan'da mı uygulamaya başladınız ilk vakaya? 5 Nisan'da mı uygulandı? 5 Nisan'da, evet, evet. 5 Nisan'da bizim yoğun bakımda yatan oldukça ağır bir tablosu olan bir hastamıza uyguladık. Ki bu hastamız bütün tedaviler ve almakta olan, alan hatta bir kısmını tam doz tamamlamıştı, başka tedavilere geçilmişti. Yani antiviral tedavilerin şu anda hocalarımızın tartıştığı televizyonlarda, Sağlık Bakanımızın zaman zaman isim vererek açıkladığı antiviral tedavilerin tümünü tam doz almış olan bir hastamızdı. Yine hidroksiklorokin tedavisini tam önerilen dozda almış bir hastamızdı. Farklı antibiyotikler almış bir hastamızdı. Yani bütün bu tedaviler ve yoğun bakımın tam adı üzerinde, tam olarak yoğun bakım şartlarında destek tedavisini de en ileri düzeyde alan, ventilatöre bağlı, artık gerçekten ciddi, tablosu ağır bir hastamızdı verdiğimiz hasta. Ferritin düzeyi, CRP'si çok yüksek olan bir hastamızdı. Hocam biraz daha ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde anlatırsak, bu plazma tedavi yöntemi tam olarak nedir? Ne yapıyorsunuz siz? İyileşmiş COVID-19 koronavirüsü geçirmiş, testi pozitif olarak kesinlikle bu hastalık olduğu ispatlanmış ve geçirmiş olan, tümüyle iyileşmiş olan ve klinik iyileşmeden de 14 gün geçtikten sonra bu hastamızın kanında bağışıklık gelişiyor. Evet. Hastamızdan plazmayı alıyoruz. Plazma dediğimiz kanın bir kısmı, yani hücrelerden arındırılmış kısmına plazma diyoruz. Plazmayı alıyoruz, sadece plazmayı alıyoruz. Yani kanı alıp plazmasını ayırmıyoruz. Hastadan direkt plazmasını ayırıp alıyoruz. Bu aldığımız plazmayı COVID-19'da koronavirüs hastalığı ile ağır tabloda yatan, tedavisi devam eden hastamıza, bir başka hastaya, acıyla bir başka hastaya, daha doğrusu hastaya, öbürü iyileşmiş, ondan alıyoruz, hastaya veriyoruz. Yani plazma tedavisi, kısaca plazma tedavisi diyelim, immün veya plazan kısmını da daha sadeleştirilmiş bir şekilde anlayabilecek. Evet, plazma tedavisi diyelim, plazma tedavisi bu. Yani evet, iyileşen COVID-19 hastasının plazması hastaya şifa oluyor. Kesinlikle. Nasıl? Çok doğru. Çok doğru anlattınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız. Şimdi ilk 5 Nisan'da bir vakaya uyguladınız bunu. Üzerinden 10 gün geçti. Peki ne yönde bir değişim var hasta üzerinde? Hastamızın tablosu çok ağır bir tabloydu. Ventilatöre bağlı ve tüm tedavileri almıştı ve yoğun bakım desteği tam bakım şeklinde devam ediyordu. Hastamızın akciğer kapasitesinde artma hemen 3-72 saat, 3-4 gün sonra gördük. Akciğer kapasitesinde artma, ventilatör desteğinde tam destek alırken orta desteğe, ventilatör desteği orta desteğe geçti. Ve hastamız hala ventilatörde, yoğun bakımda stabil gidiyor. Ama o ağır tabloda daha umut vadeden tabloda gidiyor. Bir içerisinde ventilatörden kurtulmasını bekliyoruz hastamızın. Evet. O önde seyir var. Çok bize umut vaat etti. Hocam peki sadece bir vakaya mı uygulandı üniversitenizde bu yöntem? Biz üniversitemizde bir vakaya uyguladık.
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan bir hastaya, oradaki doktorlarımıza, buradaki hocalarımızın desteği ve önerisiyle uyguladık. İki tane de şehir dışından başka şehre buradan hazırladığımız plazma tedavisi oradaki doktorlar tarafından uygulandı. Yani şimdiye kadar 4 hastamıza uyguladık. Tabii bizim uyguladığımız hastalar en ağır tablodaki hastalardı. Yani plazma tedavisi için aslında önerilen yoğun bakımda ama bu kadar ağır tabloda olan hastalar değil de bunlardan daha yoğun bakımda olup tedavisi en ağır gruptan bir önceki grubun daha uygun olduğu genel olarak. Yani bu tedavi yöntemi her hastaya uygulanmıyor diyebilir miyiz? Yani daha ağır seyreden hastalara mı, vakalara mı uygulanıyor bu yöntem? Şimdi tabii hocalarımız da tartışacaktır. Bu tedavi yöntemi elimizdeki, şu andaki koronavirüs hastalarına uygulanacak tedavilerden birisi. Biraz tedavisi. Antiviral ilaçlarımız var. Sanıyorum Kemalettin Hocam sizin konuğunuz. Evet. O daha geniş anlatacaktır. Antiviral ilaçlarımız var. Hidroksiklorokin ilacımız var. Bütün bunlar uygulanıyor. Yüksek akımlı oksijen tedavisi var. Yoğun bakımda hastanın pozisyonuyla ilgili pozisyon vermeler de önemli. Bütün bu tedaviler yanında plazma ferez de bu tedavilerden biri. Peki niçin bu kadar çok tedavi var? Çünkü tam spesifik diyoruz. Koronavirüse tam spesifik bir tedavi henüz dünyada yok. Tüm bu ilaçların farklı faydaları var. Farklı hastalarda, farklı evrelerde etkileri ve faydaları var. Plazma ferez de bazı hastalarımıza daha önceki tecrübelerimizden yararlı olduğu için koronavirüste de etkili olacağı konusunda güçlü bir kanaatimiz var. Güçlü bir kanaat var derken hocam, başarı yüzdesini ne olarak görüyorsunuz bu tedavi yönteminde? Bizim şimdi erken bulgularımız uyguladığımız hastalarda daha önce farklı ülkelerdeki uygulamalar ve önceki tecrübelerimizle de birlikte değerlendirdiğimizde bizim kendi hastalarımızda, diğer takip ettiğimiz, plazma gönderdiğimiz hastalarda da olumlu bir yanıtı gözlemliyoruz. Ama bütün bu tablo bize şunu gösteriyor. Yani plazma tedavisini biz bir yöntem olarak onu da kullanmamız gerekiyor. Seçilmiş hastalarda kullanmamız gerekiyor. Tabii burada bizim ülkemizde ve dünyada aslında bu tedaviler kontrollü, çift göz çalışma ile yapılması gerekiyor. Ama zaman o kadar hızlı akıyor. Hastalık spesifik tedavisi olmadığı için bütün bu yöntemlerle ağır vakalarda özellikle elimizdeki bütün silahları kullanmamız gereken hastalar da bunların hepsini kullanmamız uygun ve seçilmiş hastalarda da belki bunları karşılaştırmalı olarak kullanmamız uygun. Şu anda geldiğimiz nokta ben tabii bizi izleyenlerin önemli bir kısmının sağlıkçı olmadığını varsayarak şunu ifade edeyim. Geldiğimiz nokta plazma tedavisi yöntemlerden birisi mutlaka ülkemizde de seçilmiş hastalarda uygulamamız uygun olan tedavi, diğer tedavilerle kombine olarak birlikte veya her birini hastanın durumuna göre seçerek uygulamamız gereken bir tedavi. Hocam yani, bir de tabii seçilmiş hastalara uygulanacak bir yöntem, bir uygulama bu ama bir de gönüllü donör olayı da var bu noktada elbette. Oldukça önemli. Asıl onu vurgulayacağım ama ondan önce izin verirseniz şunu mutlaka vurgulamak isterim. Plazma tedavisi peki zararı var mı? Yani riski nedir, zararı nedir? Önce onu söyleyeyim. Güvenli bir tedavi. Yani biz plazma tedavisinin bu yönünü biliyoruz hekimler olarak. Güvenli bir tedavi bizim hastalarımızda da 4 hastamızda da uygulandı. Hiçbirinde reaksiyon olmadı. Hastamıza hiçbir zararı olmadı. Birincisi o.
İkincisi faydası, onu izah ettim. Evet. Olumlu gelişmeler var. Biz bundan ümit varız, olumlu. Ve bizim merkezimizde de ben Sayın Sağlık Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Kızılay Başkanımıza bizim üniversitemizdeki bu büyük kapasitemizi, İnan Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin aferez kapasitesini tüm ülkemizin hizmetine sunmak istediğimizi ve şimdi sizin sorduğunuz donörleri beklediğimizi evet. ifade yani edelim. Gönüllü donör olmak için ne yapmalı? Evet. O iyileşmiş, üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor değil mi? Ne yapmalı? Nasıl başvurmalı? Şöyle, bir defa hastalığı kesin olarak geçirmiş ve tümüyle iyileşmiş olması gerekiyor. Hı hı. Birinci bu şart donör, bu. Vericiler başka hastaya, ki ağırlıklı olarak yoğun bakımdaki hastalara şifa verecek onların plazması. Mutlaka bu iyileşmiş hastalarımız plazma vermesi gerekir. Malatya'da ise bize gelecek. Biz bekliyoruz. Malatya'ya yakın bir yerde ise yine bize gelsin, bekliyor. Malatya'ya uzak bir yerde ise bulunduğu şehirde üniversite hastanesi varsa üniversite hastanelerinin büyük olanlarında aferez merkezi var. Veya Kızılay'ın bölge kan merkezleri var. Orada plazma alınıyor. Türkiye'nin her yerinde organizasyonu Kızılay yapıyor. Hı hı. Ama Kızılay'ın bölge kan merkezleriyle o şehirdeki büyük üniversitelerde aferez merkezleri. Hocam yani hastanın o Kızılay merkezlerine hasta, mesela gitmesi gerekiyor. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Sokağa çıkma yasakları uygulanıyor bir taraftan zaman zaman. Özellikle hafta sonları geçtiğimiz hafta sonu derse, uygulandı. Vereceğim dediği zaman eve de gelebiliyor mu ekipler yani? Yani evde alınmaz da çünkü bu özel cihazla alınması gerekiyor. Ama eğer Malatya ve civarındaysa bizi arasın, biz onu organize ederiz. Çünkü hastalığı geçirmiş bir vaka dışarı çıkmaktan biraz daha korkabilir. O yüzden eve gelmesi, bu sistemin evlere giderek yapılması daha... Hayır, mümkün değil o. Bu sistem özel cihazlar ve merkez gerektiriyor. Yani plazma aferez yöntemini yapabilen aferez merkezi gerekiyor. Hı hı. Ve bu konuda tecrübeli ekip gerekiyor. Yani o aferez merkezinde plazmayı alacak ekip tecrübeli olması gerekir. Donanımlı olması gerekir. Ve o merkezde alınacak. Türkiye'nin her yerinde vermek isteyene yakın bir yer mutlaka vardır. Eğer sizin aracılığınızla bize ulaşabilirlerse biz de onları yönlendiririz. Evet. Yani İstanbul'dan birisi, İstanbul büyük bir merkez. Orada hı-hı, birden çok sayıda merkez var ama hiç kimseye ulaşamadı. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nü arasın. Buradan ben yönlendireyim. Diyeyim ki İstanbul'un neresinde oturuyorsunuz? Şuraya gidin diyeyim. Hı-hı. Ankara'da şuraya gidin diyeyim. Malatya ve yakınında ise bize gelsinler. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Merkezi'ne gelsinler. Biz şöyle yapmak istiyoruz. Yani bize yakın bölgedeki, çünkü bizim yakınımızda bir aferez merkezi yok zaten. Yakın illerimizde yok. Hı hı, evet. Bize gelsinler. Biz hazırlayalım plazmayı. Buradan Kızılay aracılığıyla, Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla nerede ihtiyaç varsa oraya biz hazırlayalım. Organizasyonu zaten Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay aracılığıyla göndeririz. Evet. Onun için yani burada bir belki son olarak şunu tekrar vurgulayayım. Vericilere çok ihtiyacımız var. Vericiler bir defa kendilerine bir zararı olduğunu düşünmesinler. Vericiye bir zararı yok. Hatta şunu Sağlık Bakanlığımızın koyduğu ölçü şu. Bir ayda, bir hafta arayla olmak şartıyla bir ayda bir verici 3 kez plazma verebilir. Bir yılda da 24 kez plazma verebilir. Yani diyelim ben... Yani bir kere değil ama birkaç defa verebiliyor bunu değil kere, mi? Bir kere vermesi sadece gerekmiyor. Hı hı. Bir ayda bir hafta ara vermek kaydıyla bir ayda 3 kez verebilir. 3 kez verebilir mesela. Tabii.
Hocam, Ahmet Hocam, şöyle yapalım isterseniz. Siz ayrılmayın. Ben bir Kemalettin Hoca'ya da bir söz vereyim. Ardından tekrar size dönelim. Çünkü antiviral ilaçlardan bahsettiniz. Kemalettin Hocam da buna katkı yapacaktır dediniz. Bir Kemalettin Hocamıza da tekrar hoş geldin diyelim. Ankara stüdyomuzda Kemalettin Aydın konuğumuz. Antiviral ilaçlardan bahsetti şimdi Kemalettin Hocam, Ahmet Kızılay. Biz immün plazma yöntemini bir yönde konuştuk. Sizin eklemek istediğiniz nedir bu noktada? Şimdi şöyle, bu tedavilerin hiçbirisi bir hekimin bağımsız olarak hastasına uygulayabildiği bir tedavi değil. Çünkü ilaçları da bir yerlerden bulma şansı yok. Bu tedavi Sağlık Bakanlığı tarafından bir algoritma ile belirlenmiş. İlaçlar da yine Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilip tedavi edilen merkezlere gönderilmiş bir tedavi sistemiyle karşı karşıyayız. Doğal olarak da Sağlık Bakanlığı bu sistemin içerisinde öncelikle bir algoritması var. Bunun içerisinde sıtmada kullanılan bir ilaç var, antibiyotik var. Hı-hı. Bildiğimiz influenza gribinde kullandığımız bir ilaçla başlayıp arkasından klinik tablonun seyrine göre direkt bu virüsü etki edebileceğini düşündüğümüz, daha önce Ebola ve AIDS'te kullanılan, direkt virüse yönelik olarak kullanılan ilaçlar var. Ondan sonra immün sistem dediğimiz normal virüse saldırırken normal dokuyu da hasarlayan bir bağışıklık sistemi dediğimiz sitokin fırtınası denilen bir tablo ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bunu kesebilecek bir tedavi yöntemi var. Bunların hepsi bir algoritmada ve birbirlerini izleyen metotlar. Son zamanlarda da plazma dediğimiz, hocam bu konuda aferez merkezi olarak Malatya'yı bütün Türkiye biliyor. Evet. Çok da başarıyla sürdürdükleri çalışmalarına hızlı bir şekilde geçirmiş kişinin kanındaki emanet savunma hücrelerini alıp hasta kişiye vererek onun mücadelesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu Malatya'da oldu. Benim şahsi olarak bizzati Ankara'da takip ettiğim hemen aynı gün bir başka hastaya da verdim. Ama bunlar tekli vakalar. Bunlar üzerinden etkisini konuşmak şu an için erken. Benim verdiğim vaka ileri yaş, 70 yaşının üzerinde, yoğun bakımda, oldukça ciddi ve solunum cihazına bağlı. Kendi solunumu kendisine yetmez iken tedavinin bugünkü aşamasında pazartesi salıya veren, yani 8-9 gün önce vermiş olduğumuz tedavi bugün hasta ventilasyondan ayrıldı. Solunumu kendisine yetecek düzeyde. Ama buna bakarak plazma ile bu hastayı tedavi ettik dememiz mümkün görünmüyor. Çünkü onun önünde biraz önce saydığım dörtlü beşli algoritmanın hepsini sırayla kullanmış bir hasta. Hı hı. Dünyada da sayılı örnekleri var. Hocamlar da zaten konularını aktif çalıştılar. O sayılı örneklerde katkı sağladığına dair bir sonuç var. Ama tedaviyle ilgili şunu söyleyelim. Millet şunu bilmeli ki bu virüsü direkt olarak öldüren ve bu virüsü %100 başarıyla ortadan kaldıran bir ilaç yok. Bildiğimiz, ezberimizdeki ve daha önce tam ya da yarı tecrübe etmiş olduğumuz ilaçlarla bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öncelikle tedavi olunabiliyor ve tedavide başarı elde etti deyip bugünkü hasta olmama koşullarından kopmamamız lazım. Hastalıkların birinci tedavisi hasta olmamaktır prensibini de altını çizerek belirteyim. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yine size döneceğim. Ahmet hocama şunu da sormak istiyorum. Şimdi plazma tedavisi aşının atası diye bir yorumunuz var hocam. Siz virüse karşı bir aşının nasıl ve ne zaman bulunabileceğini düşünüyorsunuz? Plazma tedavisi pasif bağışıklık gelişen pasif, yani hastadaki aktif bağışıklığı alarak bir başka hastaya pasif bağışıklık olarak vermek. Yani aşının mantığı, atası diyebiliriz. Şimdi tabii aşı için ülkemizde de çok güzel çalışmalar var. Dünyada da çalışmalar var. 300'ün üzerinde bu konuda çalışma olduğunu okudum ben bugün bir yerde. Hı hı. Bunların yarısında da faz çalışmalarına başlandığını okudum. Tabii haberler dünyada yağmur gibi yağıyor. Bilgiler, çalışmalar dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizim ülkemizden de çok güzel çalışmalar var, evet. Biliyoruz. Ama ne zaman sorusunun cevabını bilmiyoruz. Yani çalışma var ama çok yakın, hemen kapıda mı derseniz çok yakın görünmüyor.
Yani aylar içerisinde aşı mutlaka geliştirilecek, elimizde olacak. Ama çok yakın görünmüyor. Onun için hocam bu noktada aşının mı bulunması daha önce önemli yoksa ilacın mı bulunması önemli sizce? Yani şu anda Dünya Sağlık Örgütü diyor ki en önemli tedavi korunma. Yani evet, birinci sırada hastalığa yakalanmama, korunma. Onun için hepsinden önemlisi korunma. İlaç tedavisi de çalışılıyor. Bu saydığımız ilaçların hepsi farklı hastalıklarda, viral hastalıklarda kullanılan ama henüz koronavirüste spesifik olarak ispatlanmamış ilaçlar. Hı hı. Ama faydalarını görüyoruz. Çok ilginç bir uygulamamız oldu bizim ülkemizde. Çin'de, Çin'den getirilen meşhur bir ilaç var, antiviral ilaç. Hı hı. Orada son en ağır hastalara verilirken bizde şimdi dünyadan farklı olarak bizde daha hafif, yani hastalığın erken dönemlerinde verilmeye başlandı. Dolayısıyla bir farklılık var uygulamalarda. Bütün bu bilgiler birikecek, sonuçlar çok hızlı paylaşılıyor, yayınlanıyor. Ve bunları ben de takip ediyorum, hocalarımız da takip ediyor. Evet. Hatta bunların bir kısmı bizim normal alıştığımız veya kendi araştırmalarımızda kullandığımız yöntemlerden daha doğrusu geçerliliği az olan yöntemlerle de yapılarak hemen, hı-hı, yayınlanıyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarıştığımız için işte biz de mesela bir vakaya uyguladık, sonra dört vakaya şimdi çıkardık, dört vakaya uyguladık. Bunun uygulamalarımızı hemen paylaşıyoruz. Evet. Saatlik, günlük, sorulduğu zaman hemen paylaşıyoruz. Bunlar aslında bu kadar hızlı bir zamanla yarıştığımız için bulduğumuz kısmi yanıtları bile paylaşıyoruz ki, hı-hı, belki başka bir hastamıza faydası olur. Bir, evet, kesinlikle, hocamızın uygulamasına faydası olur diye. Evet. Ama bunlar hep bizim tıbbi bilgilerimizin genelleştirilmesi açısından bunlar daha öncü veriler. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Kızılay. Siz hala mesainize devam ediyorsunuz. O yüzden programa başında biraz katılabilirim demiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz diğer konuklarımızın lafına sığınarak. Hocalarımıza ve izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay yayınımıza Skype bağlantısıyla konuk oldu. Biz şimdi devam edelim. İstanbul Stüdyosu'ndaki konuklarımıza dönelim. Ertuğrul Bey ve Serpil Hanım'la da devam edelim. Serpil Hanım, sizinle devam edelim dilerseniz. Tüm bu konuştuğumuz hem tedavi yöntemlerine ilişkinde sizin eklemek istediğiniz varsa onları alalım isterseniz. Yok, benim branşım gereği bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Bir hekim olarak tabii ama ki izliyorum. Ama güzel bir umut ışığı değil mi bu tedavi tabii ki, yöntemleri? Tabii ki. Hocam bu tabloya baktığımız zaman tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye salgında hangi aşamada, artık bir plato çizecek mi, tekrar dönecek mi, ne dersiniz? Prensip olarak ben bir epidemiyolog değilim, ben bir infeksiyon hastalıkları uzmanı değilim, halk sağlığı uzmanı değilim. Ben bir endokrinoloğum, kronik hastalık takip eden bir hekimim. Evet, meslektaşlarım şu anda bu konuda aktif çalışan, asıl öncü olan infeksiyon hastalıkları uzmanları ve yoğun bakımcılara destek veren pozisyonda iş gücü yetersizliği oluşacağı için. Ama bir endokrinoloğun plato vesaireyle ilgili bir yorum yapmasını çok doğru bulmuyorum. Bu konuda beni affedin. Tabii ki bir hekim olarak ben bunları izliyorum. Kendimce bir takım yorumlar yapıyorum. Ama kitlelere hitap edilen ortamlarda branş dışı konuşmayı çok kendime uygun görmüyorum. Peki, bu konuda beni affedin. Kronik rahatsızlığı olan hastalarımıza ilişkin neler önerirsiniz? İşte o konuda konuşurum. Kronik hastalıklarla ilgili olarak COVID'i bir kenara bırakacak olsak bile, yani bu hastalarımızın enfekte olmadığını varsaysak bile, bu hastalarımız ister istemez zorlu bir süreç yaşamaktalar. Hı hı. Çünkü tedavilerinde bir takım aksamalar olacağı öngörülebilecek bir şey. Aralarında diyaliz hastaları var. Ki bunların önemli bir kısmı diyabet hastasıdır. Hipertansiyonu, kardiyovasküler sorunu olan hastalardır. Bunun dışında kanser hastaları var.
Özellikle bu iki alanda belki şu an aklıma gelmeyen başka hastalıklar olabilir ama kanserli hastaların ve diyaliz hastalarının tedavilerinin aksamaması gerekir. Biz onun dışındaki kendi ilgi alanımızdaki endokrinoloji alanındaki hastalara derneğimizin de önerisi olarak mümkün olduğunca hastanelere gitmeyin diyoruz. Evet. Yani eğer siz COVID ile enfekte olduğunuzu düşünmüyorsanız ve kendi hastalığınıza ilişkin bir acil durum hali yoksa hastanelere gitmeyin diyoruz. Peki bu ne kadar sürecek? Sonuçta bunların bir kısmı 3 ayda bir, bir kısmı 6 ayda bir, bir kısmı daha erken sürelerle aslında normalde poliklinik takibi gereken hastalar. Peki bu işin devamında neler olacak? Açıkçası şu anda bununla ilgili bazı şüphelerimizin oluşmaya başlayabileceği bir noktadayız. Çünkü artık biz neredeyse 5-6 haftadır bu hastaları kendi kendilerine bırakmaya başladık gibi bir hal var. Bununla ilgili hastalara önerilerimi söylememi ister misiniz? Ne yapılabileceğim? Şimdi öncelikle herkesin kendi hastalığıyla ilgili olarak ülkemizde çeşitli dernekler, vakıflar yapılanmış vaziyette. Yani bu işlerle ilgili gerçekten çok bilimsel, samimi işler yapan kuruluşlar var. Ve bunların çeşitli eğitim alanları var. Çeşitli videoları var. Web ortamında çeşitli paylaşımları var. Bu önerileri bir kere dikkate alsınlar. Bunları okunsunlar. Ve bununla ilgili olarak kendi bakımlarıyla ilgili ne yapabileceklerine dair biraz fikir edinsinler. Mesela bizim böbrek üstü bezi yetersizliği hastalarımız vardır. Addison hastası veya sürenal yetersizlik hastaları. Bu kişiler hayat boyu kortizon almak zorundadır. Bu tedavilerin bir parçasıdır. Çünkü vücutları kortizon üretmemektedir. Oysa şu sıralar işte kortizon tedavisinin COVID enfeksiyonunu kötüleştirebileceği veya COVID olma riskini artırabileceği gibi bilgiler bu hastaların endişelenmesine ve ilaçlarını kesmelerine neden olabiliyor. Halbuki tam tersine böyle bir hasta COVID enfeksiyonu olduğu takdirde, koronavirüsle enfekte olduğu takdirde tedavinin kortizon tedavisini artırmak şeklinde değiştirilmesi gerekir. Belki kitle olarak küçük bir kitle bu. Ama bireysel baktığınızda hayati öneme haiz bir durumdan bahsediyoruz. Tiroid hastalarından hipotiroid hastaları, Hashimoto hastaları yani tiroid hormon eksikliğini tedavi edilen hastalar 6 ay bekleyebilirler. Bir sıkıntı çıkmaz eğer ilaçlarını kesmezlerse. Ama ilaçlarını kesmek veya kendi kendilerine hislerine dayanarak doz değiştirmek gibi maceralara girmemeliler. Yani bütün kronik rahatsızlığı olan hastalar için en önemli birinci şart o uygulanan tedavi yöntemi ilaçları kesinlikle kesmemek. Kesmesinler. Kesinlikle kesmesinler. Doz değişiklikleri için de mümkün olduğunca hekimlerine ulaşmaya çalışıp doz değişikliği ile ilgili önerilerini alsınlar. Tamam. Yine devam edeceğiz hocam. Ertuğrul hocama da söz vermek istiyorum. Bu noktada hem bu konuşulan tüm bu konuşulan konulara ilişkin ekleme yapmak istediğiniz varsa onu alayım. Hem de siz bir kardiyoloji uzmanısınız. COVID-19 enfeksiyonu kalbi nasıl etkiliyor? Teşekkür ederim. Biz de tabii İnönü Üniversitesi Türkiye'nin yüzak üniversitelerinden birisi. Orada bu plazma ferezin başlaması neticede çok önemli bir tedavide önemli bir unsur olacağını düşünüyorum ben plazma ferezin. Çünkü bakanlığımız sürekli tedavi protokollerini güncelliyor. Plazma ferezin de belli seçilmiş hasta grubunda gerçekten işe yarayabileceğini öngörüyoruz. İnşallah ülke genelinde de yaygınlaşır. Tabii biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü ülkemiz bu savaşa yeni başladı. Hastaların hastalık sürecini tamamlayıp iyileşmeleri ve plazmalarında antikor, kanlarında antikor oluşması için bir süre geçmesi gerekti. Zaman içerisinde bizim toplumumuz duyarlıdır böyle konulara. İnşallah donör sayısının da hani verici sayısının da yakın bir sürede ciddi rakamlara ulaşacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Tabii kalp COVID enfeksiyonundan nasıl etkilenir? Öncelikle şunu söyleyeyim. COVID enfeksiyonundan daha önce işte Çin'de, İtalya'da, İspanya'da, oralardan gelen verilere baktığımızda en çok etkilenen grubun
kronik hastalığı olan kişiler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bunların içerisinde mesela bir kabaca bir veriden bahsedeyim size. Ölen hastaların analizi yapıldığında yaklaşık hastaların %70'inin hipertansiyon tanısı olduğunu görüyoruz. %30'unun koroner arter hastalığı dediğimiz, hani daha önceden kalp krizi geçirmiş veya bypass operasyonu olmuş veya stent takılmış, yani kalp damarlarında bir darlık tespit edilmiş bir hasta grubu olduğunu görüyoruz. %30 gibi bir rakam. Kronik rahatsızlığı olanlar zaten riskli olan grup ama hipertansiyon daha mı fazla risk teşkil ediyor acaba? Aslında daha fazla risk teşkil ediyor demek için bunu söylemek çok doğru bir yorum olmayabilir şu açıdan. Çünkü toplumun, erişkin popülasyonun yaklaşık 1/3'ünde zaten hipertansiyon var. Hı hı. 50 yaşını geçtiğimiz zaman, 60 yaşlara vardığımız zaman neredeyse toplumda 3 kişiden ikisinde hipertansiyon var. Dolayısıyla ölen hastaların yaşlı olduğunu da, yaş ortalamasının da yüksek olduğunu düşünecek olursak, bunların yaklaşık %70'inde hipertansiyonun olması, doğrudan hipertansiyon olan her hasta bağlamamak gerekiyor yani. Yüksek risklidir deme anlamına gelmez. Hı hı. Çünkü o toplumun hipertansiyon yaygınlığını da düşmüş oluyor. Evet. O toplumdaki hipertansiyon yaygınlığını da gösterebilir. Fakat eşlik eden hastalık grubunu incelediğimizde önemli bir unsur. Sonuçta %70'ten fazlasında hipertansiyon var ölen hastaların. Hı hı. Genel analize baktığımızda %35'e yakınında hocamın alanı diyabet var. %22'sinde atrial fibrilasyon ve benzeri ritim bozuklukları var. %20'sinde kronik böbrek yetersizliği var. Dolayısıyla kalp damar sistemi hastalıkları na sahip olmak, bu hastalığa yakalandığınız takdirde ağır geçirmek için veya ölüm için bir risk faktörü. Öncelikle bunu söyleyelim. Bunun dışında COVID enfeksiyonunda kalp nasıl etkileniyor? Biliyorsunuz bu çok konuşuldu. Virüs vücuda nereden giriyor? ACE2 dediğimiz bir reseptöre bağlanarak giriyor. Bu ACE2 reseptörleri nerede var? Kalp kasında var. Akciğerlerde var. Akciğer hücrelerinde, pnömosit dediğimiz akciğer hücrelerinde. İşte bağırsakta var. Böbreklerde var. Ve damarların iç tabakasını kaplayan endotel dediğimiz bir tabaka var. Bu tabakada bol miktarda var bu reseptörler. Dolayısıyla bu reseptörlerin olduğu her yerden hücre içerisine girebilir ve o bulunduğu bölgede ilgili semptom ve bulguları yapabilir. Bu şu demek, kalp kasına girdiği zaman virüs miyokardit dediğimiz kalp kası iltihaplanması yapabiliyor. Yani doğrudan kalp kasını etkiliyor ve bir nevi bir kalp yetersizliği bulgularının ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Bu bir etkisi. İkinci etkisi, damarlarda endotele tutunduğu için, endotel hasar, yani damarın iç tabakasına hasar verdiği için damarlarda pıhtılaşma olmasına, var olan plakların parçalanmasına ve kalp krizi benzeri semptomların, hatta direkt kalp krizi ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Peki bu noktada kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha çok nelere dikkat etmesi gerekiyor? En önemlisi koruma. Temas izolasyonu. Az önce rektör hocamız da söylediler. Evet. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de dediği gibi bu hastalıktan korunmanın ilk yolu kaçınmak, temas izolasyonu yapmak, evde kalmak. Evet. Dolayısıyla özellikle kronik hastalığı olanlar ve daha önceden geçirilmiş kalp hastalıkları var olanlar, kalp krizi geçirmiş olabilir, kalp yetersizliği tanısı olmuş olabilir, var olabilir. Hı hı. Bunun dışında herhangi bir kalp kapağı operasyonu geçirmiş olabilir. Bu insanlarımızın bir defa evden çıkmaması lazım. Zaten bakanlığımızın da, devletimizin de yaptığı ilk uygulamalardan birisi 65 yaş üstü duyarlı popülasyonun ve bu tarz kronik problemi olan hastaların sokağa çıkma yasağıyla evde kalmalarının önünün açılmasıydı. İlk koruma altına alınan gruplar aslında bu gruplardı. Hı hı. Bu da bu neticelerden dolayı, yani bu hasta grubunun daha kolay yakalanması, hı hı, ve yakalandığı zaman sonuçlarının daha kötü olmasından kaynaklanıyordu. Kalple ilgili bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Kalp hastalıklarında kullandığımız ilaçlar ile bu hastalığa yakalandığı zaman insanlarımız verdiğimiz ilaçlar arasında bir takım olumsuz etkileşimler oluyor. Yani COVID-19 hastalığına yakalanan bir kalp hastası, hı hı, tedavi sürecinde
kendi kalbi rahatsızlığına ilişkin kullandığı ilaçları kullanamıyor. Tamamen kullanamıyor demeyelim ama dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir takım etkileşimlerden dolayı o ilaçların kandaki düzeyi artabiliyor. Bir takım ritim bozukluklarına bir risk teşkil ediyor. Tabii artık. Bir takım ritim bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Aslında çok çok daha önemli bir nokta daha var. Kalp üzerine nasıl etkileri olur dediğimiz zaman COVID enfeksiyonunun az önce hocam da değindi kronik hastalarla ilgili. Kronik kalp hastalığı olup da düzenli takibi gereken hastalar veya acil bir kalp problemi olan hastalar hastaneye evet. gelemiyorlar. Evet, bunu da konuşacağız hocam. Birazdan daha detaylandıracağız. Tamam. Programımızın başında söylemiştim. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak demiştim. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan programımıza konuk şu dakikalarda. Nevzat Hocam, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Selamlar konuklara. Çok teşekkürler. Sağ olun. Onların da selamları var sizlere. Hocam şimdi geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. O cuma akşamında istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. Panik halinde vatandaşlar marketlerin, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu hafta sonu da yine cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bu peyderpey gerektiği görüldüğü takdirde uygulanmaya devam edecek. Şimdi bu tür yasakların psikolojimiz üzerindeki etkisi nedir? Şimdi bu tarz yasaklar, yani kişinin sosyal izolasyon olması burada bilimsel bir gerçeklik. Yani hiç kimse bunun aksini savunmamalı. Yani şu anda böyle bir sosyal izolasyon bilimsel bir gerçeklik. Sosyal izolasyonun psikolojik izolasyona dönmemesi için ne yapabiliriz? Onun için de özellikle işte sosyal mesafeyi koruyalım ama ruhsal mesafeyi, duygusal mesafeyi yaklaştıralım ki, çünkü bu uzun sürerse, böyle iki günlük, birkaç günlük önemli değil. Ve şu anda Harvard bugün bir açıklama yaptı. Hı hı. Sosyal mesafe kuralına 2022'ye kadar devam ettireceğiz evet. diye. Evet, yani burada yani bu sosyal mesafenin bu kadar uzun devam etmesinin ciddi ruhsal komplikasyonları çıkacak. Çünkü paranoyayı artıran bir şeydir. Yani hı hı. insanların diğer insanlara güven duygusunu zayıflatan bir etki yapar. Güven duygusunun zayıflaması da insanların birbirlerine olan o, çünkü fiziksel temasın şey etkisi vardır. Beyinde oksitosin salgılanıyor fiziksel temas esnasında. Hocam bu peki uygulamalar ve tabii 2022'ye kadar temas mesafesi kuralına dikkat edin gibi söylemler bizim alışkanlıklarımızı mı değiştirir, yoksa gerçekten artık ruhsal bir bunalıma mı gireriz? Ya yani şimdi bir grup toplumda ruhsal bunalıma girecek, böyle kırılgan olanlar. Bir de mental fleksibilite dediğimiz, yani zihinsel esnekliği olmayan kişiler, böyle yani inatçı diye bilinen, yani aynı tutucu, statikocu kişiler, ben bu durumu değiştirmem diyecekler ve bunlar inceldiği yerden kopacak, tepkileri kırılacaklar. Bu böyle bir grup olacak. Bazı büyük grup, bizim toplum olarak biz böyle uyum yeteneğimiz yüksektir. Yani bunun için böyle durumlara, bir de Osmanlı'dan gelen bir itaat kültürümüz var. Onun için kurallara uyma konusunda inanırsak çok güzel uyguluyoruz. Ya bu nedenle olacak ama bir grupta böyle durumlarda çok ilgisiz davranacaklar. Ondan işte hastalığı yayan, artıran gruplar olacak. Bunlar olacak muhakkak. Yani bir toplumda yani önemli olan iki grubun marjinal olmasını sağlamak gerekiyor. Hı hı. Bunun bilimsel gerekçelerle anlatılması çok önemli bunun. Sadece hiçbir gerekçe anlatmadan insanlara bunu yaptığın zaman, bunu anlamayan insanlar kendilerine haksız saldırı yapılıyor gibi algılıyorlar. Tam zıttına yapmaya yöneliyorlar. Yahut da bazı işte İsrail'de oldu, ultra ortodoks bir grup var orada, ciddi karşı çıktı. Hatta ciddi yayılmalara sebep oldu. Bizde yok öyle, çok şükür büyük bir, yani bir yani inançtan kaynaklanan bir direnç yok. Yani, Hocam bu bilimsel gerekçelerle iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor dediniz de şuna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 20 yaş altı gençlerimize sürekli sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Evet.
Onlara ne önerirsiniz? Ruh hallerini nasıl korumaları gerekiyor? Onların durumu biraz daha sanırım önem verilmesi gerekiyor onların durumuna. Tabii bu işte hafta sonu herkes sokağa çıkmayacak. Birkaç hafta sürecek gibi. Burada ertesi günde pazartesi biraz alışılmışın dışında hareketlilik oldu böyle durumlarda. Ona da dikkat etmek gerekiyor aslında. Hı hı. Yani burada 20 yaş altı 65 yaş üzeri olanlar yani şu anda onlar kurbanlar şu anda söyleyeyim. Yani toplumun genelini korumak için onlar fedakarlık beklenen grup. Hı hı. Yani 20 yaş altı çünkü yani diğer grup üreten çalışan grup. Yani onları da yani şu anda ideal olan aslında 15 gün en az hiç kimsenin çıkmamasını sağlayabilmek. Yani bu da ideal olan oydu ama buradaki sağlık politikalarında karar vericiler bunu böyle bir yavaş bir geçişi karar verdiler. Bu nedenle biz buna uyacağız ama diğerlerinde de bilimsel karantina uygulamalı diğer insanlarda. Yani zarur hatta ben bazen şöyle söylüyorum. Evde bir kişi sosyal mesafe polisi olsun evde bir kişi. Sosyal mesafe polisi olsun. Birisi sosyal mesafe uymazsa mesela bir çocuklara verilebilir o. Baba uyumadın, anne uyumadın diye evde onlara hakem olsun. Hakem olsun. Yani onlara bir şekilde uyarıcı gibi bir destek sağlayabilir. Yani bu uzun süresi şimdi 20 yaş altı 65 yaşında olanlar burada ilk başta 65 yaşında olanlar bir travma yaşadı. Hı hı. Olanlar söyleyeyim. Orada ciddi bir şekilde gençler onları makaraya aldılar, evden çıkarmadılar, hapsettiler, pencerelere çıkıp bağırttılar, böyle çeşitli şakalar yaptılar. Yani burada tabii onları korumak refleksiyle yapıldı bu. Ama yani onları koruma refleksinden daha önemlisi yayılmayı önleyici tedbirlerdi. Neyse ki o da daha sonra 20 yaş altı alındı. Yani burada 20 yaş altının tabii onları şimdi yani bir evde olduğu zaman yani evde tutabilmek çok zor o yaştaki çocuklar. 0-6 yaş bir grup var. 6-10 yaş, 6-12 yaş arasının gruba farklı davranılır. 12 yaş üstü farklı davranılır. Aslında bu bir aileler için bizim yıllardır söylediğimiz bir şey var. Yani ailede sağlıklı iletişimin temel prensiplerinden birisi birlikte zaman geçirmektir. Evet. Hatta Amerika'da Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Mutlu ailelerde 3 özellik görmüşler. Yani birinci özellikleri mutlu ailelerde birlikte zaman geçirmek. İkinci özellikleri takdir, övgü, onay sözlerinin kullanılması. Üçüncüsü de birlikte kiliseye giden aileler olduğu görülmüş. Şimdi burada bak birlikte zaman geçirmek için fırsat zorunlu olarak çıktı. Hı hı. Çıktı. Bu bir fırsat. Eğer bunu takdir, onay, övgü sözleriyle başarabilirsek bu ailedeki bağları güçlendirir bir fırsat eğitimi olur aslında. Hatta bu Face Covid diye bir Amerika'da bir kitap psikiyatrik yönüyle yüzleşmek için bir broşür çıkardı. Biz onu web sayfamıza koyduk üniversite hastane olarak. Yani o web sayfada şöyle bir kelime var. Aile içerisinde şu iki değeri yaşatın diyor. Biri şefkat, diğeri nezaket. Bak bu bizim toplumumuza da çok yani önemsenen değerlerdir. Evet. Şefkat, sevgiden daha fazla karşılıksız sevgi var. Yani böyle durumlarda işte kadın, erkek, çocuklar, aile içerisinde daha yani bu koronavirüs salgınında benim eşime, çocuklarıma daha şefkatli davranmalıymışım. Uzmanlar böyle söylüyor diyebilsek. Yahut da daha nezaketli davranmalıymışım. Bir şey söylerken onu kırmadan, incitmeden nasıl söyleyebilirim? Hocam böyle söylüyorsunuz ama bizim haberleri aktarıyoruz izleyenlerimize. Ne yazık ki kadına şiddet oranı da artmış durumda bu dönemde. Yani şimdi o bazı aileler var. Onlar zaten böyle uzamış şeyi oynuyorlar. Yani evlilikte uzatmayı oynayan aileler. Onlar da zaten bu beceriler olmadığı için yani bir iki sene olabilecek bir şey ya da ertelenmiş, ötelenmiş bazı şeyler kırılıyor. Su yüzüne mi çıkıyor diyorsunuz çıkıyor, bir araya gelince çıkıyor. Uzun süre? Ama büyük çoğunluğun büyük ihtimal bu dediklerimize uyarsa emin ol. Hatta çocuklar için diyorum ben belki ileride korona günleri konuşulduğu zaman ki konuşulacak artık. Post korona çağ neredeyse diyeceğiz. Yani konuşulacak o zaman bu günleri güzel hatırlayacaklar çocuklar. Yani güzel izlerle, hatıralarla hatırlayacaklar. İnşallah ya, öyle güzel hatırlarız hocam.
Mümkün ama bu bizim seçimlerimize bağlı bu. Eğer böyle olmayı seçersek hatırlarız ama dünyanın iyiye doğru gelişmesini istiyorsak böyle yapacağız. Ama kötüye gelişmesini istiyorsak ailemizin, çevremizin o zaman olumsuzu seçeceğiz. Evde ego savaşları olacak. Çocukla mesela en çok yapılan araştırmalar var. Şu anda bak Kanada, İngiltere ve Mısır üç kültürde yapılmış. Toplumun %70'inin, Medscape'de yayınlandı bu. Toplumun %70'inin klinik düzeyde kaygı yaşadığını, bak uyku bozukluğu yaşadığını, uyku terörü yaşadığını. Hocam gece, bunu da konuşacağız, detaylandıracağız. Tabii. Dilerseniz çok kısa bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Tabii. Dönüşte Kemalettin Hocam'a bir sorum olacak. Sonra sizinle yine devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Rica ederim. Tekrar merhaba. Şimdi konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İstanbul stüdyomuzda Ertuğrul Okuyan ve Serpil Salman konuğumuz. Ankara stüdyomuzda Kemalettin Aydın konuğumuz ve Nevzat Tarhan da Skype bağlantısıyla programımıza konuk olarak katıldı. Kemalettin Hocam'a dönmek istiyorum. Kemalettin Hocam beni duyabiliyor musunuz Ankara'dan? Duyuyorum, duyuyorum. Selamlar. Hocam şimdi biraz önce Nevzat Tarhan dedi ki ideal olan 15 gün hiç dışarı çıkmamak, bunu sağlayabilmek dedi ama bu mümkün mü onu sormak istiyorum öncelikle. Bir de 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkamama durumunu konuştuk Nevzat Hocam'la. Onların ruhsal problemlerini konuştuk. Ne kadar daha dışarı çıkamayacağız diye soruyor vatandaşlarımız, ne dersiniz? Şimdi enfeksiyon hastalıkları penceresiyle bakarak soruyu cevaplarım. Enfeksiyon hastalıkları penceresinden dışarı çıkmayı ne kadar uzun yapabilirseniz salgını o kadar kolay yönetirsiniz ve erken kesersiniz. Nevzat Hocam 14 gün dedi ama 14 artı 14 yani 28 gün Türkiye'de hiç kimse hareket etmesin ve hiç kimse bu virüsü bir başka bir kişiye bulaştırmazsa Türkiye'de virüs ortadan kalkar. Çünkü bir virüs bir kişide süresini tamamladıktan sonra hasta etti ya da o başka bir yere bulaştırmadığı sürece hayatını o kişinin üzerinde ömür boyu devam etmiyor. Bir başka insana bulaşmadığı zaman doğal ortamda da hayatını devam ettirmiyor. Demek ki biz bulaşı kestiğimiz zaman ama bir kişide de olduğunda bir 14 gün bulaştırabileceğini hesaba katarsak en az 14 gün. Artı bu hasta olanlar 25 gün 30 gün arasına kadar daha bulaşı sürdürebiliyor. Demek ki 14 artı 14 gün tüm Türkiye'de kimseye bulaştırmazsa biz salgını yönetiriz. Hı hı. Peki bu nedir? Bunun diğer kısmı beni aşar. Bir sosyal, politik, ekonomik bir karardır. Ama enfeksiyon böyle ister. Ha, bunu nasıl başarılabilir? Bugünkü bireysel izolasyon mesafesi denenebilir, okullar tatil olabilir, diğer yerler. Yani insanın insana bulaştırma ihtimali olan alanlar mümkün olduğu kadar seyreltilir, hı hı, azaltılır. Yaşlılarımızı da özellikle şu cümleleri belirtmek isterim. Nevzat Hocam'ı çok sever, sayar, çok kıymet verdiğim birisidir. Ama yaşlılar kurban seçilmemiştir. Yaşlılar korunma amacıyla ve onlardaki hastalığın daha ağır seyredip ölüm oranlarının yüksek olacağı amacıyla evde kalmaları istenmiştir. Yoksa onların bulaştırıcılığı bir başkasından yüksek değildir. Zaten yaşlılar evde kalsın dediğimizde bunu Türkiye'nin orta yaş kuşağı yanlış anladı. Sanki yaşlılar bu hastalığın sorumlusu, müsebbibi, gerilerinin herhangi bir problemi yok gibi normal hayatlarına devam ettiler. Haftalardır da o insanları anlatmaya çalışıyoruz ki gençler daha hareketli, daha aktif, daha birbirleriyle sıcak ve yakın temas, daha az kurala uyan insanlar. Bunlar daha çok bulaştırıyorlar ve yaşlıya da bunlar götürüyor zaten. Ve onların hastalıkları da son derece ciddi ve ağır seyrediyor. Evet. Hocam şu anda devam etmek... ölüm oranının yüksek oluşu ve... Evet. Buyurun. Kemalettin Hocam yine sizinle devam edeceğim. İsterseniz tamamlayın cümlenizi ama şunu sorayım, öyle tamamlayın. Tabii stüdyolar uzak olunca hemen etkileşime geçmekte zor saniyeler yaşıyor olabiliriz. Şimdi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir terim kullandı. Filyasyon teriminden bahsetti ve dünden itibaren biz bu konuyu konuşuyoruz. Filyasyon ne demek diye bize sürekli mesajlar da geliyor izleyicilerimizden. Filyasyon teriminin tam olarak manası nedir diye. Nedir filyasyon? Salgın hastalığı
hastalıklarla mücadelede önemi ve filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor? Bize detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Filyasyon bu tarz hadiselerin yönetiminde çok kıymetlidir. Hı hı. Çünkü buradaki amaç bir pozitif bulduğunuz kişinin bunu muhtemel nereden alabileceği ve kimlere bulaştırmış olabileceğini bulaşma aşamasında tek tek bulup onlarla ilgili çalışmalarınızı yapıp onlarla ilgili üçüncü, dördüncü bulaş yollarının önüne geçebilmektir. Bu yani nedenle de Kemalettin Aydın yapılıyor? Olarak yaklaşık söyleyeyim. Kemalettin Aydın olarak bir aydır Türkiye'de yapılan test sayısının bir infeksiyoncu olarak beni ilgilendirmediğini, isterse günlük 1 milyon test yapılsın, isterse hiç yapılmasın. Pozitif bulunanın filyasyonunu yapmadığımız zaman bu iş kıymetli değildir diye tüm halk sağlıkçılar ve epidemiyologlar söyledi. Hı hı. Bakan Bey dün söyledi ki filyasyon kıymetli diye, ama biliyorum ki filyasyonun aşamalarını Bakan Bey birebir uyguladılar. Hı hı. Yaklaşık bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık çalışanından oluşan 3 kişilik bir ekip, İstanbul'da zannedersem 2000 kişilik bir ekip var. Pozitif olup hastaneye giden bir kişiyi önce anamnezinde, yani hikayesi alındığında bunu nereden alabileceği ve kimlere bulaştırabileceği, eşi, çocukları, beraber çalıştığı, aynı araçta seyahat ettiği, belirli bir zaman dilimi geçirdiği, kime bulaştırabileceği öğrenilip sonra onlara ulaşılıp onlar teste, şikayetlerine ve durumuna göre teste davet ediliyor ve test pozitifliklerine göre de 14 gün takibi alınarak bir başka, o aşamadan sonraki başka aşamaya bulaştırmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani hocam şunu diyebilir miyiz? Çünkü Sayın Bakan'ın bundan... O vaka, bu hastalığı buyurun, kimden kaptı? Hem bunun izi yapılıyor, izi sürülüyor, hem de kimleri bulaştırabildiğinin izi mi sürülüyor? Evet. Kimlere bulaştırma ihtimali var? Bulaştırdıysa da onun başka kime bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için verilen bir mücadele hem sağlık ekibiyle hem de bu insanlarla beraber yönetiliyor. Sayın Bakan 15 gün önce İstanbul'da bir kişinin 16 kişiye bulaştırdığını söylediğini baz alırsak, demek ki bir pozitif bulduğumuzda 16 kişiye ulaşıp onu filyasyon metodolojisiyle sisteme dahil edip oradan sonraki bulaşın önüne geçmeye çalışmaktır. Yani zinciri bir yerden kırmak ve sürecin devamına engel olma çalışmasıdır. Hocam peki bu filyasyon ekipleri sahada mı çalışıyor, yoksa masa başında telefonla mı çalışıyor? Nasıl bir çalışma durumları var? Şimdi vakalar farklı farklı, hastane, ev ve izlemde olan vakalar diye. Hı hı. Ağırlıklı olarak aile hekimleri de sistemin içerisinde ve hastalar klinik durumuna göre orta zatüre durumundaki hastaneye alınıyor, ama diğerleri evde günlük telefon takipleriyle şikayetlerindeki bir değişiklik olup olmadığı ve kendisine anlatılmış ve kendisinden istenmiş olan izolasyon kurallarına uyup uymadığı birebir kişinin beyanına göre takip ediliyor. Hı hı. Hocam bir de şunu da sormak istiyorum size. Biraz önce Nevzat Hocam'a bu durumun ruhsal yönünü sormuştum. Şimdi geçen hafta Cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte istenmeyen görüntüler yaşandı. Sizler de buna katılacaksınızdır. O akşam sokağa çıkan, kuralları hiçe sayan vatandaşlar koronavirüs vaka sayısını sizce artırır mı? Şöyle, o akşam 250-300 bin kişi sokakta idi. 63 milyon olan bir grubun 200 bini sokağa çıktı. Bunun zaten belirli bir kısmı o sokakta yaşayanlardı. 150 bin o gece sokağa çıktıysa, o günün rakamları ile Türkiye'de 1600 kişinin birisinde pozitiflik söz konusuydu. Eğer bu 160 bin kişi sokağa çıktıysa 100 kişi pozitif vardı onların içerisinde. Hadi 4-5 katı da bilmediğimiz pozitifler olsun, 500 kişi olsun. Bu 500 kişinin bir infeksiyon kaynağında birkaç bin artışa neden olabileceği kesindir. Ama burada kar ve zarar mantığıyla cumartesi, pazar 63 milyon insanın sokağa çıkmaya uyarak infeksiyonu önemli bir oranda aşağı çekeceği gerçeği içerisinde, bu böyle bir kar zarar da
maalesef Türkiye'de hangi saat diliminde ve ne zaman sokağa çıkma yasağını söylerseniz bu böyle. Cumhurbaşkanımız hafta sonunda ilan etti. Bir dahaki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak. Ama pazartesi günü marketlere hücum oldu. Yani pazartesi günü 5 gün daha var sokağa çıkma yasağına. Ama marketlere hücum edilip bir kalabalıklığın olduğunu yine bu toplumda gördük. Bunlar Nevzat Hocam'ın bu toplumu okuması ve bize aktarmasıyla daha net aydınlanacak bilgiler. Hocam ben şunu da söylemek istiyorum. Cumartesi, pazar ana haber sonrasında ben geç çıkıyorum kanaldan. Pazar günü saat 00'da bitiyor yasaklar biliyorsunuz. Ben buradan çıktığımda saat 12'den sonrasında yine vatandaşlarımız o dakika itibariyle sokağa çıkmışlardı. Ne yapmaları gerekiyor vatandaşların? Ne önerirsiniz? Vallahi 2 aydır öneriyoruz ve önümde bir şekilde bir profesör kimliği var. Bu profesör kimliği ile 1 ay önce ekranlardan bir profesör olarak bu cümleyi söylemeyi ne kadar uygun biliyorum bilmiyorum ama yalvarıyorum izolasyonunuza, sokağa çıkma ve bu hijyeninize dikkat edin demiş bir durumdayım. Belki tarih bir süre sonra bir profesör bu cümleyi nasıl söyledi diye eğlenecektirler, caps yapacaklardır ama maalesef bu topluma ne anlatmaya çalışırsak önemli bir kısmı uyuyor ama bir kısmı da uymuyor. Bunları kontrol edemiyoruz. Bunun da bedelini ödüyoruz. Yalnız uyanlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Zaman diliminizde yani enfeksiyon riskini alma riski taşıdığınız zaman diliminizin %95'ine uyup %5'ine uymadığınızda bu riski alabilirsiniz. Bizim insanlarımız böyle bir şey yapıyor. Yani uyuyor. Sonra çok ahbap 10 senedir 5 senedir görmediği birisini görüyor ya da üst komşusunu temiz akrabası virüs yokmuş gibi o arada bir sarılı veriyor, tokalaşıyor, maskesiz. Biz evde çok kal derken siz evde kal uyarılarınızı yaparken sanki vatandaşımız zannediyor ki virüs dışarıda. Hayır, virüs etkileşimde bulunduğumuz insanlarda, yani alt komşuya, üst komşuya, karşı komşuya geçmemek gerekiyor değil mi? Bunun da altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle bunu bazen duygusal ve o belki Akdeniz ırkının ve Türk ırkının bir yapısı, o sıcaklık ve samimiyeti dokunarak anlatacağını düşünüyor. Ancak bugün dokunma günü değil, yarın daha yakından dokunmak istediklerimize bugün bu salgın döneminde uzaktan selam vermemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul açısından uyarmak istiyorum. Ne olur bu cümlelerimi bir iki cümleye müsaade edin. Tabii. İstanbul'da özellikle site yaşamları var. Anadolu'daki kasabalar büyüklüğünde site yaşamları var. Hı hı. Ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasakları içerisinde birçok sitede site yaşamının olduğu gibi sosyal programlarını ve o sosyal alanlardaki beraberliklerin olduğu gibi devam ettiğini gördüm. Yani kendi yaşadığım alandan örnek vereyim. Hani çocukların futbol oynayabileceği küçük ölçekli bir yer var. 9 tane çocuk bir baba orada futbol oynuyordu. 1 saat oynadılar. Bu 9 çocuk benim oturduğum apartmanda 2 çocuktan fazla çocuğu olan bir aile yok. Yani en az 5 tane daireden gelen çocuklardı. Ve bu çocuklar birbirleriyle o sporun getirdiği yakınlaşma, hızlı nefes almanın getirdiği fazla virüs çıkarma gibi nedenlerden dolayı hepsi o apartmanda bütün dairelere yayıldı. Sokağa çıkma, evde kal dememizin altındaki hikaye bir insanın bir başka insana 3 adım mesafesi içerisinde maskesiz program, maskesiz birlikteliklerinde bu virüsü bulaştırmasının önüne geçmedir. Yoksa evde kaldığınızda bir başka örnek de vereyim. Ondan sonra bu konu toparlanır herhalde. Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım anlattı. Ben şahit değilim ama bir genç çift çocuklarına doğum günü yapıp doğum gününde her iki tarafın yakınlarının içinde olduğu, sonra bu yakınlardan bir kişinin kaybedildiği, 2 kişinin yoğun bakımda olduğu süreç, benzer şekilde yine İstanbul'da bir düğün, düğünde düğünün kayınbabasının yoğun bakımda, öbürünün hastanede, diğerlerinin takipte olduğu bir süreç. Bu virüs böyle bir virüs. Akraba, temiz, iyi insan, makbul karakter gibi bir ayrım yapmıyor. Bulduğunda yaşamını sürdürmek için elinden geleni yapıyor.
Orada işini tamamlayınca diğerine geçiyor. Peki hocam, yine devam edeceğim sizinle Kemalettin hocam. Birazdan Nevzat hocama da döneceğim. Çünkü Kemalettin hocam dedi ki Türk vatandaşının düşüncesini inşallah biraz Nevzat hocam bize anlatır dedi. Detaylı bir şekilde birazdan döneceğim Nevzat hocam size. Serpil Hanım, sizinle devam edelim şimdi. Diyabetli olan hastalar konusunu biraz daha detaylı bir şekilde açalım. Genel olarak endokrinoloji ile ilgili diğer hastalara özel tavsiyeler var mı? Bu süreci nasıl atlatmalılar? Diyabet özelinde çok şey söyleyebiliriz gerçekten. Biraz önce kardiyoloji ile ilgili konuşurken meslektaşım diyabetten bahsetti. Biz diyabetli hastalarda COVID enfeksiyonu daha sık görülüyor mu bilmiyoruz ve muhtemelen de bu sorunun cevabı hayır. Çin çalışması böyle söylüyor. Ama eğer enfekte olurlarsa çok daha ağır geçiriyorlar ve ölümcül olabiliyor. O yüzden, ama her hasta aynı riskte değil ve şunu unutmayalım. Bizim toplumumuzda çok ciddi bir oranda diyabet var. Yaklaşık %15 civarında diyabetlimiz var. Bir o kadar da gizli şekerlimiz var. Erişkin toplumun önemli bir kısmı diyabet. Bu kişilerin bir kısmı çok hafif seyirli, bir kısmı komplikasyonu olan, yani böbrek yetersizliği, kalp damar sorunu olan insanlar. Tabii ki kalp damar sorunu, böbrek sorunu olanlar daha riskliler. Yaşı daha ileri olanlar daha riskliler. İmmün sistemi yeterince iyi olmayan, bağışıklık sistemi çok iyi olmayan, ki bu grup genelde tip 1 diyabetlilerdedir. Bu grup biraz daha riskli. Ama hep İşte diyabetlilerin bağışıklık sistemi iyi değildir deyince böyle sanki bütün diyabetliler yaşamsal bir risktedir, çok ağır bir immün yetmezliktir gibi bir algı oluşup hastalarımız da çok abartılı bir şekilde korkabiliyorlar. Bu boyutta da bir şey yok. Ne yapmak lazım? Bir kere diyabetlilerimizin şekerinin iyi gitmesi için ellerinden geleni yapmaları lazım. Çünkü biz biliyoruz ki şekeri iyi olmayan, yüksek giden kişilerin hastalık sürecinde olumsuz sonuçlanma riskleri daha fazla. Her zaman söylediğimiz bir laf vardır. Diyabet hasta merkezli bir hastalıktır. Yani diyabet kişinin, diyabetli kişinin yöneteceği bir durumdur. Hekim, diyetisyen, diyabet hemşiresi, psikolog gibi destek ekip bu işin yönetiminde yardımcı olan insanlardır. Diyabetlinin hastalık yönetimini çok iyi bilmesi gerekir. Gerektiğinde eğer insülin kullanan bir hastaysa insülin doz değişikliklerini yapabilecek kadar bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu bir zaman gerektirir. Dolayısıyla bu süreçte şimdiye kadar bu konuyla ilgili bilgi ve emek biriktirmemiş olan insanların ders alması gereken bir süreçteyiz. Yani ben evde kendimle kaldığımda şekerimi iyi bir şekilde yönetebilir miyim sorusuna evet cevabı verebilmeliyim. Yani bunu ne için söylüyoruz hocam? Yani şu dönemde hastanelere gitmeme tabii ki durumu olduğu için değil mi? Tabii, hastanelere yeterince gidemiyoruz. Hekimlerimizden yeterince destek alamıyoruz. Hı hı. Ve bizim ülkemizde, dünyada da genel olarak böyle ama bizim ülkemizde teletıp uygulamaları gibi ya da işte hekimle telefonla temas kurmak gibi sistemler çok da oturmuş değil. Belki bundan sonraki süreçlerde bununla ilgili yasal düzenlemeler oturacak, daha fazla yardım alınabilecek falan ama şu anda evdeki hasta sağlık çalışanlarından hastalık yönetiminde destek anlamında nispeten geride kalmış vaziyette. Hı hı. Ama bizim hastalarımızın çok büyük bir avantajı var. Bizim devletimiz hastalarımızın insülinlerini ödüyor, şeker ölçüm cihazlarını makul sınırlar içinde ödüyor. Yani tip 1 diyabetlilere günde 4 tane, tip 2 diyabetlilere günde 1 tane olmak üzere şeker ölçüm striplerini veriyor. Hı hı. Hastalarımızın şekerlerini evlerinde düzenli olarak takip edip eğer şeker yüksek gidiyorsa bununla ilgili tedbirleri almaları gerekiyor. Peki. Bir reklama gitmem gerekiyor. Dönünce devam edelim isterseniz. Kısa bir reklam arası. Bird Mobil'den evde keyifli vakit geçirmek isteyenlere destek.
İnternetten kitap, oyuncak ve kırtasiye alışverişlerinize toplamda 50 lira World Puan. Neye ihtiyacınız varsa World yanınızda. Bak tam gidesim geliyor. Aklım sende kalıyor. Gel Pıtırcık. Seviyorum seni. Şahin. Güven ailede başlar. Biz Naturbes'i veriyoruz. Naturbes Omega tüm omegalar ve morina balığı karaciğer yağı içerir. Naturbes Vitasmin tüm vitamin, mineraller ve astaksantin içerir. Ben de Naturbes'e güveniyorum. Naturbes eczanelerde. Siz hala sipariş vermediniz mi? Hemen tıkla, tüm ürünlerin fabrikadan kapına hediye hijyen setiyle gelsin. Şahin724.com. Ben de Naturbes'e güveniyorum. Naturbes eczanelerde. Bu cuma BİM'de SM taşlı terlik 34 lira 90 kuruş. Simli çocuk ayakkabısı 15 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Pitorelik bir pastilden öte. Golf Master Dinamik Süpürge. 3 HEPA filtreli maksimum temizlik. Üstelik 5 yıl garanti. Golf Master. Pitorelik bir pastilden öte. BİM'in çeyiz hazırlayanlara özel günleri başlıyor. Çelik tencere setinden çaydanlığa, lava döküm tencereden döküm sahana, yaldızlı bardak takımından porselen yemek takımına, işlemeli çeyiz sandığından ütüye, yorgandan yastığa, nevresim takımından çerçeveye. Çeyiziniz için ne gerekiyorsa bu cuma BİM'de. Pitorelik bir pastilden öte. İyi ki varsınız. Her sabah güneşin doğuşuna şükredip merhaba diyenler. Alın teriyle toprağı sulayıp tüm yükünü omuzlayanlar. İyi ki varsınız. Hasat hayat olmuş binlercesine. Nicesine çare olmuş, aş olmuş. Yediğimiz ekmekte, soframızda, açtığımız her zorlukta hep siz varsınız. Umutluyuz. Sarılacağımız günler yakın. Birlikte aşacağız. İyi ki varsınız. Biz de her zaman olduğu gibi çiftçimize destek için varız. Siz üretmeye devam edin diye üretici kartla yapacağınız tüm tarımsal harcamalarınıza 6 aya varan faizsiz dönem avantajı ve hasatta ödeme imkanı Çiftçinin Bankası Denizbank'tan. Çünkü inanıyoruz ki çiftçi varsa hayat var. Konuşalıma kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Reklama gitmeden evvel de Sayın Serpil Salman'la diyabet hastaları için ayrı bir parantez açmıştık ve detaylı bir şekilde konuşalım. Hocam şimdi diyelim ki benim diyabetim var ve düzenli seyrediyor. İlaçlarımı da düzgün kullanıyorum ama koronavirüse yakalandım. Tedaviyi nasıl etkiliyor bu benim diyabet hastalığımı ve COVID-19'la birlikte o ilaçlar biraz önce Ertuğrul Hocam söyledi etkileşime girme durumu nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor? Şeker daha düzensiz ve daha yüksek gidebildiği için sorun yaşanabiliyor. Bundan ötürü böyle hastalarda özellikle hastaneye yatırılarak izlenilen hastalarda haplar kesilerek insülin tedavisine geçilmesi gerekiyor. Bunun sebebi hem şeker kontrolünü iyi yapabilmeyi sağlamak hem de ilaç etkileşimlerinden uzak kalabilmek. Çünkü antiviral ilaçlardan hastaneye yatışta yoğun bakım koşullarında verilenler bizim bazı ilaçlarımızın etkisini abartılı bir şekilde artırabiliyor. O nedenle de mutlaka ki insülin tedavisine geçmek gerekiyor. Bunu kötü bir şey olarak algılamamak lazım. Hastaneden çıkarken tekrar hap ve eski tedavilere dönüş söz konusu olabilir, olmayabilir. Bu bireysel olarak hastaya hekimin o koşullarda vereceği bir karardır. Yeni diyabet gelişmeleri olabilir. Yani daha önce diyabeti yokken bir insan COVID enfeksiyonu esnasında yeni diyabet tablosu gelişebilir. Bu gelip geçici bir tablo olabilir. Hasta taburcu olduğu zaman tamamen düzelerek taburcu olabilir. Ya da hayat boyu bundan sonra diyabet kalabilir. Bunun bir sürü sebepleri var. Çok akademik açıklamalar da var. Ya da daha önce diyabetini bilmeyen bir insanın diyabetinin fark edilmesi gibi de olabilir. Ben belki sorunuzun tam cevabı değil ama
Şu konuda hastaları uyarmak isterim. Hastaneye giderken mutlaka yanlarında bir ilaç listesiyle gitsinler. Hangi ilaçları kullandıklarına ilişkin? Evet, evet. Çünkü bizim hastalarımız eşlik eden sağlık sorunları nedeniyle yeri gelir 10 çeşit ilaç kullanmaktadırlar. Ve bunların bazılarının farkına varılmadan kesilmesi çok ciddi sıkıntılar yaratır. Yaşlı hasta oranımız yüksektir. Önemli bir kısmı ailenin verdiği ilacı yutar ve ilacın adını bile bilmez, içeriğini bilmez, rengiyle tarif eder vesaire. O kargaşa arasında hekim COVID'e odaklanıp, koronavirüs tedavisine odaklanıp, diğer yani ilaçları diğer yeterince ilaçları sorgulayamayabilir. Herkes listesini yapsın, kenara koysun, hastaneye giderken götürmek üzere acil durumda kimliğiyle birlikte bulundursun isterim ben. Hocam sizinle yine devam edeceğiz. Ertuğrul Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi Serpil Hocam dedi ki COVID-19 geçirdikten sonra yeni diyabetli olabilir dedi. Aynı şekilde size de sormak istiyorum bunu. Geçen hafta koronavirüsü yenen kronik kalp hastalığı olan bir vatandaşımız vardı ve birkaç gün sonra beyin kanamasından öldü. Acaba koronavirüsü atlatsak dahi kalıcı hasar bırakabilir mi ve böyle hastalıklar da ortaya çıkabilir mi? Özellikle ağır tabloyla seyredenlerde, az önce de söyledim, kalp kası tutulumu olanlarda, miyokardit dediğimiz bir tabloda daha sonraki süreçte kalp yetmezliği gelişebilir. Tabii dediğim gibi daha önce bu 3-4 aylık bir virüs salgını. Tüm dünyada bu konudaki bilgi ve görgü çok az. Geçtiğimiz süreç içerisinde bir takım deneyimler kazandık ama virüsün uzun vadeli etkilerini gerçekten tam olarak bilmiyoruz. Yani her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bugün kendi kliniğimde, kendi hastanemde yaşadığım bir örnek vereyim. 40 yaşında genç bir hasta sorunsuz takip edilirken bir anda çok şiddetli nefes darlığı ve ciddi tansiyon düşüklüğü, bir şok tablosuna girerken bir baktık ki hastada akciğer damarlarına bir pıhtı akmış. Pulmoner emboli dediğimiz majör bir hadise. Yani bu hastalık öyle değişik şekillerde seyredebiliyor ki ve öyle değişik komplikasyonlar yaratabiliyor ki emin olun her gün deneyimimiz, görgümüz bu konuda biraz daha artıyor. Daha önce başka ülkelerin ve başka yerlerin deneyimleri bize yol gösterici oluyordu. Şimdi yaşadıkça kendi deneyimlerimizi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu hastalıkla mücadele sırasında her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu da bir gerçek. Ama dediğim gibi uzun vadede bunun etkilerinin nasıl olacağı konusunda net bir şey söylemek için henüz erken. En azından kalp açısından. Hocam bir de enfeksiyon ve kalp hastaları nasıl bir riskle karşı karşıya, ekstra hangi tedbirleri alabilirler bu dönemde? Şimdi ve özellikle de sigara içenler. Evet. Sigaranın da kötü sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş. Bu süreç aslında iyi bir fırsat sunuyor sigara içenlere, bırakmak açısından iyi bir fırsat sunuyor. Bunun ötesinde kronik kalp hastalarına az önce hocamın söylediği önerilere benzer ben şunu söyleyebilirim. Bir defa mutlaka bizim kalp yetersizliğiyle veya koroner arter hastayla veya hipertansiyon tanısıyla takip ettiğimiz hastalarımız kullanmakta oldukları ilaçlara hekimlerinin aksi bir önerisi olmadığı sürece mutlaka devam etmelerini öneriyoruz. Bu tansiyon ilacı olabilir, kan sulandırıcı olabilir, kolesterol ilacı olabilir, idrar söktürücü olabilir, ritim bozukluğu için kullanılan herhangi bir ilaç olabilir. Hekimimiz aksi bir öneride bulunmadıkça lütfen bu ilaçlara devam edelim. Bunun ötesinde bir de hipertansiyon ilaçlarıyla ilgili bir takım spekülasyonlar oldu sosyal medyada, halk arasında. Dediler ki belli tansiyon ilaçlarının bu hastalığa yakalanmayı kolaylaştırdığı ve hatta bu hastalığa yakalandığınız takdirde ölüm oranlarının artacağını şeklinde bir takım iddialar, spekülasyonlar oldu. Halkımız da tedirginliğe kapıldı. Her gün bize birçok insan işte ulaşabilen telefonla veya sosyal medyadan soruyorlar. Diyorlar ki hocam falanca ilacı kullanmıyor. Hatta hekim arkadaşlarımız soruyor başka branşlardaki. Böyle bir realite var mı diye. Ben gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. Kendi annemin ve babamın tansiyon ilaçlarını kesmedim. O da o spekülatif ilaçlardan birilerini kullanıyorlar. Her ikisi de. Dolayısıyla bu spekülasyonlar bilimsel kanıtlarla desteklenmemiş spekülasyonlar. Dolayısıyla biz Türk Kardiyoloji Derneği olarak da dünyadaki hiçbir bilimsel kalp cemiyeti veya hipertansiyon cemiyeti de bu ilaçları kesmenin bir artısı olduğunu söylemiyor. Bilakis dezavantajı olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla kronik hastalarımız mevcut ilaçlarına devam etsinler. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir nokta.
Şu süreçte geçtiğimiz yılın bu ayına göre kalp krizi nedeniyle hastanelere başvuru oranlarında %70'e varan bir azalma söz konusu. Bu şu anlama gelmiyor. Bu insan kalp krizi oranlarımız azaldığı anlamına gelmiyor. Kalp krizi oranları aynı. Fakat hastalar hastaneye gelmiyorlar. Bu Türkiye için bir geçerli bir durum değil sadece. Amerika'da da bakıyoruz benzer veriler var. Almanya'da öyle, İspanya'da öyle, İtalya'da öyle, Fransa'da öyle. Çin'de de öyle. Bu hastalarımız virüs korkusuyla, kaparım korkusuyla hastaneye gelmek istemiyorlar. Fakat şunu göz ardı etmememiz lazım. Kalp krizi COVID enfeksiyonundan daha fazla ölüm oranları olan bir rahatsızlık. Bu kadar önemli bir rahatsızlık. Yıllık en iyi tedavi altında %12'ye varan, 12'lere varan bir ölüm oranı var. Dolayısıyla acillerimiz açık. Kesinlikle ertelememeli, mutlaka acile gitmeli mi? Kesinlikle bunu evde geçiriyorlar. Yani basit bir semptom olarak algılıyorlar. Ya şimdi geçer diyor, birazdan geçer, yatayım dinleneyim diyor. Hastaneye gelmekten korkuyor virüs korkusuyla. Ama yarın öbür gün bunun artçı etkilerini göreceğiz ilerleyen süreçte. Evet. Dolayısıyla devam edeceğiz Ertuğrul Hocam. Tamamlayın isterseniz. Acil dinlerizi. Problemi olan hastalarımızın da mutlaka acil üniteleri hazır. Onlar için ayrı bölümler var. Yani virüsten koruyarak izolasyonla. Tabii. Yani hastaneye biz kronik hastalığı olan, hiçbir şu an yeni gelişen semptomu olmayan hastalarımızın bir takım kontrollerini erteleyebiliriz diyoruz. Mecbur kalmadıkça bir gelmeyin diyoruz. Bir sorundan kaçayım derken başka bir soruna kapı aralamış oluyoruz. Kesinlikle ama ciddi problemi olan hastalarımız da lütfen hastaneye gelmekten çekinmesinler. Hem polikliniklerimiz, her branştan bir ama poliklinik acil açıyoruz. Acil olarak hani bunu bir şey yapalım da açalım tabii, da tabii, acil, acil problemi olanlar için diyelim bunu. Evet. Peki Nevzat Hocam'a döneceğim bir. Biraz önce söylemiştim Kemalettin Hocam. Sokağa çıkan vatandaşlarımızın hani o düşünce yapısını bize bir anlatsın demişti Nevzat Hocam. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bir de bu önümüzdeki hafta da yani bu hafta cumartesi pazarda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu anlamda ne yapması gerekiyor vatandaşların? Ne düşünerek kendilerini evde tutmaları gerekiyor? Önce bunu bir dinleyelim sizden isterseniz. Tabii şimdi bu Kemal Asin Hocam'ın söylediği konu gerçekten önemli. Ya. Bizim toplum olarak bu Akdeniz kültürü. Yani böyle bu kültür bakıyorsun işte Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da hepsinde çok olması bu kültürün bir sıcak davranış biçimi var. Daha böyle samimi ilişkileri fazla olan, yakın ilişkileri fazla olan, yakın yaşantıları fazla olan bir Akdeniz kültürü var. Ayrıca da bizim bir Türk kültürü olarak Orta Asya'dan kalkmışız, Avrupa'nın ortasına kadar gitmişiz. Yani sanki bizde riskli davranış geni var büyük ihtimal. Yani bu riskli davranış geni hiperaktif çocuklarda çıkıyor daha çok. Hiperaktivite geni de denebilir. Bu nedenle biz tamamen bu böyle nasihatla, sözle, konferansla, vaazla bunu düzeltemeyiz söyleyeyim. Yani bir toplumun ve özellikle genç kuşakları bu 0-20 yaş arası gerçekten önemliydi o açıdan iyi. Ama yine de orta yaş konusunda yani artık gerçek mi bilmiyorum ama bir binada karantina ilan edilmiş. Birisi kısır yapmış, bütün komşuları çağırmış diyorlar mesela. Yani böyle bir yani bu artık bir bilgi eğitimsizlikten, bilgi eksikliğinden daha çok yani bu işin ciddiyetinin çok farkına varılmama boyutu var. Ama böyle bir toplum hangi dilden anlıyor onu söyleyelim. Bizim toplum şu an biraz önce söylemiştim ilk başta her evde bir sosyal mesafe polisi gibi bir aralarında birisini seçseler her evde. Yani çünkü tutamıyorlar, şey yapamıyor. Birisi onu davranış çizelgesi yaptırıyoruz böyle durumlarda. Biz hiperaktif çocuklara böyle davranış geliştirme eğitimi yaparken çizelge tutturuyoruz. Yani o davranış kontrolünü öğrenmesi için yani aklına gelen ilk şeyi yapıyor. En son duyduğuna hemen inanıyor. Hemen kolayca etki altında kalıyor. Bu aslında kişinin beyninin frontal bölgesinin eğitimiyle ilgili bir durum. Kişinin yani dayanıklılık eğitimi ve doyum erteleme eğitimi yapıyoruz böyle bir çocuklara. Doyum erteleme yani o anda canı bir şey istiyor. Arkadaş şu anda sen bu isteğini ertelemen şu gerekçelerle önemli tarzında
iç kontrolü zayıf oluyor bu kişiler. Madde kullananlarda da çok oluyor bu. İç kontrolü zayıf oluyor, onlara dış kontrol gerekiyor. Hı hı. Yani böyle durumlarda bu yasaklama böyle, ama yasağa rağmen yani dışarı çıkıyor gençler. Bunun için evde bir lider kişi olacak evde. Lider kişi bunu ciddiye alması önemli. Yani hepsi ciddiye almayabilir bir ailede, ama ailede... Yönetim onda olacak ve idare edecek iki tarafı da diyorsunuz. Evet, anneyi de babayı da mesela çocuk olursa bu kişi. Hocam bir de aşırı tepki veren ve tam tersi tehlikeyi önemsemeyen kişilerin özellikleri nelerdir? Ya bu kişiler genellikle bunlar böyle C tipi kişi diyorlar. Vurdum durmaz. Teflon tava deniyor onlara. Teflon kişiler. Teflon kişiler başkalarını yakar ama kendileri yanmaz. Yani acı çektirirler. Güzel bir benzetme oldu. Acı çektirirler, kendileri acı çekmez. Ama bu kişiler uzun vadede hep yalnız kalırlar. Yani sevilmezler genellikle bu tarz ben merkezci olan kişiler. Bu tarz kişiler böyle durumlarda kendi konforunu düşünebilir. Hı hı. Ama burada genellikle bizim gördüğümüz bu böyle doğal afetlerde üç türlü tepki oluyor. Ve kişi eğer ümitsizliğe düşmüşse... tepkileri daha patolojik tepkiler ortaya çıkıyor. Yani kişi karamsar mı, ümitsizliğe düşmüşse, bu nedenle yani buradaki uzmanların konuşmalarında yani ümit duygusuna, karamsarlığa sebep vermeyecek ümit duygusunu ve iyileşme beklentisini ayakta tutacak yönleri daha çok vurgulamak lazım. Tabii sahte bir ümit vermek yerine gerçekçi bir şekilde bunun üzerinde durulursa, yani işte bilim çare bulamadı, ne oldu diye sorular soruyorlar. Halbuki bilim bu konuda çalışıyor. Bütün metodolojisiyle çalışıyor. Er geç bir şey bulunacak. Tarihteki örneklere baktığımızda mesela bir polio aşısı vardı. Polio salgını vardı. Biz çocukluğumuzda çok görürdük. Daha sonra o Atene aşı çıktı. Böyle yanlış biliyorsam hocalarım düzelsin. Zayıf virüs aşısı. Şekere damlatılıyor, içiliyor. O zayıf virüs aşısından sonra o kişi artık antikor geliştiği için hastalığa yakalanmıyor. Belki de biz zaman içerisinde bu koronavirüsle az miktarda karşılaşacağız. Vücudumuz belki bağışıklık kazanacak onunla ilgili. Toplumun büyük kesimi immün sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirmiş olacağız. Hı hı. Yani bu nedenle bu biraz zamana yayarak yavaş yavaş olacak bir süreç. Olacak şey, evet. Yani aşılanma gibi bir şekilde, evet. Bir de şunu sormak istiyorum size. Şimdi biz sokağa çıkma yasaklarını konuşuyoruz. Özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün ruhsal durumunu konuşuyoruz. Tabii bu işin bir de sağlık çalışanları boyutu var. Onlar da 7-24 çalışabiliyorlar. O giysilerin içinde saatlerce kalabiliyorlar. Birebir enfekte olmuş kişilerle temasa geçiyorlar. Ailelerini göremiyorlar uzun zamandır. Evlerine gidemiyorlar. Sağlık çalışanlarına ne söylemek istersiniz? Onlar bu konuda ne yapmaları gerekiyor bu ruhsal bunalımdan kurtulmak için? Burada şu anda Çin'in COVID-19 raporu var Çin'in. Kendi tecrübesini okuyan hocalarımız bilirler. Orada bir ilk cümle var. Onu da hemen vurgulamak istiyorum. Biz COVID-19 pandemisini sosyal izolasyonla değil, sosyal işbirliğiyle yendik diyor. Hı hı. Bakın, yani sosyal mesafe olacak ama işbirliği yapılacak. Sosyal işbirliğinden kopmayacak. Yani mesafe olmaması gerekir. Çünkü mesafe olduğu zaman insanlar arasında yabancılaşma oluyor. Yabancılaşma oluyor. Alienation oluyor bu şey medikal tabirle. Ondan sonra yabancılaşmanın sonucunda soğuyor. Duygusal soğuma oluyor. Bir müddet devam ettiği zaman düşmanlığa dönüşüyor. Biraz daha devam ettiği zaman paranoya ortaya çıkıyor. Güvensizlik ortaya çıkıyor. Korku ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle bu yaş grubunda evde zorunlu kalanların dışında diğer çalışmak zorunda olanlar da var. Onlar da ciddi bir riskte. Her gün gidiyorlar, geliyorlar. Eve geldiği zaman ciddi birçok da eve almak istemeyenler var. Git babanın evinde kal diyenler var. Böyle onunla ilgili eve geldiği zaman komple banyoya sokma tarzında abartılı böyle uygulamalar da var. Yani sanki hocam maalesef biz görüyoruz, haberlerde paylaşıyoruz, binanın girişine, apartmana yazılmış notlar var. O doktor bir sağlık çalışan o binada kalıyorsa eğer. Tabii yani bunlar işte koronafobi oluştu. Yani koronafobi, bu literatüre girdi koronafobi diye. Bununla ilgili işte
gece terörü olması, kişinin posttraumatik stres bozukluğu belirtileri başladı. İnsanlar yani odadan çıkmıyor. Herkesi virüs gibi görüyor, gergeleni. Yani kimi görse sanki virüs saçan bir kimse gibi görüyor. Halbuki iki tarafın maskeli olduğu zaman %1-1.5'a kadar düştüğüyle ilgili bir bilgi okudum ben. Yani iki tarafta maskeli ise. Yani bu nedenle bu tarzda herkesi virüs gibi görmek yahut da dışarıdan alınan havadan bile her an virüs gibi geliyor düşünüyor. Pencereyi açıp hava da almak istemiyor. Bu derece etkilenenler var ve ilginçtir. Yani bu hocalarım da bu konuda görüşlerini almak isterim. Bu stres, kontrol edilemeyen stres, özellikle bağışıklık immün sistemi süprese ediyor, baskılıyor bağışıklık. Baskıladığı hocam, zaman virüse daha aday hale geliyorlar. Kaygısı yüksek olan kişiler daha riskli kişi hı hı. haline geliyorlar. Hı hı. Yani korktukları şeyi davet ediyorlar farkında olmadan. Evet. Hocam bir de Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanlarına ücretsiz destek hattı oluşturdu. Numara 0850-532-66-76. Bu numarayı 7/24 arayan sağlık çalışanları ücretsiz ruhsal danışmanlık alabiliyor. Böyle bir çalışma var. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu uygulamayı? Tabii çok güzel bir uygulama o. Şimdi oradan şöyle yani burada psikolojik müdahale timleri kurulmasını öneriyor bununla ilgili dünyadaki psikiyatri danışma merkezleri, başvuru merkezleri oluşturuyor. Üç kademeli bir plan var. Birincisi toplumu bilgilendirme faaliyeti burada. Yani hastalığın hatta anksiyete pandemisi diye bir tanım getirildi. Yani burada virüs pandemisinin dışında bir de anksiyete pandemisi başladı tarzında ciddi şekilde vurgulanıyor. Ve buna karşı toplumun bilgilendirilmesi, yani stres altında soğukkanlı kalmayı öğrenmesi insanların. İkinci grupta da bu kişi telefonla onlara 20 dakikalık ücretsiz hizmet verilmesi. Bu sağlık çalışanları içerisinde böyle riskli olan gruplara. Şu anda da sağlık çalışanlarımız müthiş gerçekten. Tam bir cephedeki Mehmetçik gibi çalışıyorlar. Yani onlara da bu vesileyle kutlayalım. Evet, onlara yani, teşekkürlerimizi sunalım teşekkür bir kez daha. Ertuğrul Hocam bir şey mi soracaksınız? Nevzat tabii. Hocam, dün JAMA'da bir makale yayınlandı. Şu Ocak ve Şubat ayında Çin'deki yaklaşık 1500 sağlık çalışanında %50'den fazla oranda depresyon, işte %60'lara varan anksiyete ve uyku problemi. Tabii. Tabii onlar o süreci çok yoğun yaşamışlardı o sıralarda. Biz nispeten daha yeni bir aylık bir süreçteyiz ama yavaş yavaş bizde de bunlar baş göstermeye başlıyor. Tabii. Onun için bir sağlık çalışanlara yönelik özel program, işte psikolojik müdahale tümleri, ikinci seviyede klinik psikologlar yardım edecek. Yani burada kişilere telefonla online olarak ulaşıp. Üçüncüsü de burada eğer bunlarla sonuç almışsa psikiyatristler devreye girecek. Yani gerekiyorsa uzaktan, gerekiyorsa bir şiddetli bir durum varsa muayene ederek ve bu bir yapılandırılmış bir şekilde bunun yapılması önemli. Eğer bunu biz yaparsak bir şekilde burada sağlık çalışanlarımızı korumuş oluruz. Yani çoğu gerçekten kendileri tükenmişlik yaşıyorlar. Burnout sendromu dediğimiz tükenmişlik sendromu, depresyon. Ve bazılarında da işte posttraumatik stres bozukluğu oluyor. Uyuyamıyor gece. Yani uyuyamıyor, bütün gece uyuyamıyor. Yani yere kaşık düşse hopluyor, sıçrıyor. Devamlı 60 dakikanın 50 dakikası o yaşadıklarını düşünüyorlar. Özellikle yoğun bakımda nefes, şuuru açık nefes alamayan insanlar var. Genç insanlar ve yani onların evet. çaresizliğini gördükleri zaman daha da yıpranıyorlar. Yani bu çünkü alışılmış bir şey değil. Yani yoğun bakım hekimlerimiz gerçekten müthiş bir sınav veriyorlar böyle durumlarda. Yani bu nedenle burada sağlık çalışanlarına destek olmak ve bu durumda onların yalnız olmadığını hissettirmek önemli. Hatta geçenlerde ABD'de rastladım. Bir sağlık çalışanı sabah evden çıkarken bütün komşular toplanmış alkışlıyorlardı onu arabaya binerken. O da ağladı böyle. Yani bu emin ol bu gibi şeyler yani çok basit gözüküyor ama çok önemli bunlar. Moral açısından çok çok kesinlikle. Önemli doğru hocam. Evet haklısınız. Bir de ben şunu vurgulamak buyurun. İstiyorum. Bu yoğun bakımdan iyileşip eve gidenlerle röportajları dinledim ben. Röportajlarda hep şunu söylüyor.
Yani moral önemli. Moralinizi iyi tutun. Hı hı. Hastalar söylüyor bunu. Yani evet. Olumlu düşünün, pozitif düşünün. Moralinizi, moral iyi diyor ve bu sanki hepsi bir anlaşmış gibi aynı şeyi söylüyor. İyileşenler. Yani demek ki o ortamda sağlık çalışanının onlarla olan bilgilendirme ilişkileri, moral verici ilişkileri de burada çok kıymetli. Hatta bazıları ismini, resmini de göğsüne asıyorlar. Hani o koruyucu kıyafetlerden bilsin, tanısın, kendini güvende hissetsin diye. Yani hastalara bu moral verici olmak da durumundalar sağlık çalışanları. Hı hı. Ama hastaların da kendilerini böyle o durumda kendilerini bırakmamaları, bu konuda ümidini kaybetmeleri, yani iyileşme beklentisi ve ümit duygusu beyinde nörofizyolojik etki sağlıyor. Hı hı. Beyin sağlıyor, %40 oranında tedaviye katkı sağlar. Yani bu plasebo etkisi de deniyor. Bu nörofizyolojik bir destek. Yani kişinin iyileşme beklentisini, ümit duygusunu almamamız lazım. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bir Kemalettin hocama dönmek istiyorum. Kemalettin hocam, biraz önce Sayın Ertuğrul Okuyan'la konuşurken sigara konusunu sormuştum. Bir de size yöneltmek istiyorum. Sigara kullananlar için neler söylemek istersiniz? Özellikle son dönemlerde COVID-19 nedeniyle tabii sigara kullanan kişilere daha çok uyarılar yapılıyor ve sigarayı bırakma danışma hatlarının da daha çok arandığı da söyleniyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Sigaranın kesinlikle hiçbir zaman kullanılmaması gerekli olduğunun altını çizerek bugüne gelmemiz lazım. Kesinlikle. Bugün özellikle bu hastalık akciğerlere üzerinden bütün vücudu etkiliyor. Bu sigara birkaç boyuttan bizim hayatımızda önemli bu hastalıkta. Bir, daha önceden beri kullanıyorsanız hem akciğerde yapmış olduğu değişiklikler hem de immün sistem üzerinde de negatif etkisi var. Genel bağışıklık sisteminizin üzerinde de negatif etkisi var. Hı hı. Ayrıca da bu zaman diliminde kullandığınızda da ilk giriş yeri olan ağız arka bölgesindeki hem o dokunun bozulmasını ve virüsün daha kolay girmesine neden oluyor. Hem de orada küçük tüycükler vardır. Dışarıya doğru bir savunma mekanizmasıdır. Onun da küçük hafif felç olmasına neden olarak o virüsün dışarı atılmasında olumsuz etkisi yapıyor. Çin'de yapılan çalışmalarda en az 2,5 kat daha klinik tabloyu ağırlaştırdığını ve seyrin kötü olduğunu, başka yerlerde de en az 14 kat daha sigara kullananlarda klinik tablonun ağır ve kötü geçtiğini, kısacası her haliyle bunun önünde de arkasında da geleceğimizde de sigara insan sağlığı için son derece zararlı ve tehlikeli. Bir fırsat bilerek, Ertuğrul Hocam'ın dediğine katılıyorum, bırakmamış olanlar bunu fırsat bilerek bırakmalarını tavsiye ederiz. Hocam peki diyelim ki sigara içen bir kişi bir hafta önce sigarayı bıraktı ve sonra COVID-19'a yakalandı. Bu bir haftalık süreç etkili olabilir mi? Yani bir haftalık süre içerisinde bugüne kadar oluşturmuş olduğu müzmin değişikliklerden geri dönerek sıfırlanmış olma şansı yok. Evet, ama yine ama de ne kadar erken o kadar iyi. Yine. Tamamlayın isterseniz. Evet, çakışıyoruz sürekli. Hocam size şunu da sormak istiyorum. Şimdi son dönemde, son günlerde hatta konuşuluyor, bazı iddialar var. Türk Tabipleri Birliği'nin de bu yönde bir iddiası var. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen yöntemi kullanmadığını, bu nedenle can kayıplarının gerçekte olandan daha düşük gösterildiğini iddia ediyor. Türkiye'de nasıl bir raporlama yöntemi kullanılıyor? Can kayıpları ve vaka sayıları olduğundan daha az gösterilebilir mi? Bu mümkün mü hocam? Yani vaka sayılarıyla oynayabilirsin. 3-5 de ölü sayılarıyla oynayamazsın. Çünkü her ölünün acılı bir sahibi var ve her ölünün acılı bir çevresi var. Onu saklayarak bu toplumu yönetemezsin. Ya belki öldüğü an COVID testi pozitif çıkmamıştır. O gün için negatif sayılıyordur. Sonra birkaç gün sonra test çıkıp pozitif çıktığında kaydediyor olabilirler. Türk Tabipler Birliği'nin hangi konuda ne dediği benim çok ilgilendiğim bir konu değil. Bu konuda dünyadan bir veri saklaması mümkün değil. Ben ki Kemalettin Aydın olarak
Çin'in veri sakladığını ve sonuçlarını doğru kullanmadığını söyleyen akademik arkadaşlarımla bile tartışmış, asla Çin'in bu süreçte de bir vaka saklamadığını, tüm verilerini tam verdiğine inanan birisiyim. Hı hı. Çünkü %3'ün üzerinde bir ölüm oranı verdiydi. Bugün de dünyada toplamda Batı çok dikkat etmediği için ortalama %6'larda, daha da düşecektir Batı'daki süreç. Kolay kolay birinin veri saklama şansı yok. Ama ben hem Nevzat Hocam'a hem de oradaki meslektaşlarımla şu cümleyi paylaşayım. Bugün ben bunu bir aydır, bize 19 Mart'ta 3 gün sağlıkçıları alkışladıkları gün alkış anında canlı ekrandaydım. Ve o gün biz alkış, para, pul, kıdem ve tazminat istemiyoruz. Sağlıkta şiddeti yasasını istiyoruz deyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm üyelerini bu yasaya davette bulunmuştuk. Bugün bu çıktı ve inşallah Cumhurbaşkanımız da bu yasayı onaylayacak. Nevzat Hocam da katılır ki şu an sağlık çalışanlarına verilmiş olan en büyük motivasyon, moral desteği ve bağışıklık sistemlerini güçlendirecek bir hadise. Emeği geçen herkese ben teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Bir de şunu sormak istiyorum size. Dünya Sağlık Örgütü 70 aşı çalışması olduğunu açıklamıştı. Siz bu salgının nasıl sona ereceğini düşünüyorsunuz? Tek yol aşı mı? Bu ne zaman çıkabilir aşı? Bana mı sordunuz? Evet evet hocam. Kemalettin Hocam size. Ha, tamam tamam, teşekkür ederim. Şimdi burada 3 yol var. Birisi, insanoğlunun bunu birbirine bulaştırmayarak virüsün önünü kesmek ve toplumsal immünizasyon dediğimiz, bu İngiltere'nin başta sürü immünizasyonu dediği ama bu infeksiyon hastalıklarının bir metodolojisidir aslında. O kötü bir kelime kullandığı için çok şey oldu. Bir de kısa sürede bu toplumsal immünizasyon yönetilebilir bir şey değil. Ama zaman içerisinde toplumsal immünizasyon olacak ve belirli bir immünizasyon sayısına ulaştığında yeni salgınlar olmayacak. Hı hı. Birincisi bu, yayarak süreci yönetip toplumsal immünizasyonun önünü yakalamak lazım. İkincisi bir ilaç ile, üçüncüsü bir aşı ile, dördüncüsü de virüsün daha önceki akrabalarında olduğu gibi bizdeki hastalık yapma yeteneğini kaybedip bizden vazgeçmesi gibi bir umut içerisinde olmak lazım. Aşı konusunda birkaç cümle söylemem lazım. Buyurun. Bakın, aşı şu an için bizim alacağımız tedbirleri ve hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecek bir psikolojiyle yönetilmemeli. Aşı bir umuttur ama aşı ortalama bir yıl sonra kullanılabilecek bir umuttur. Bugün aşı bulundu, bulunuyor tarzındaki haberleri çok doğru bulmuyorum. Çok yerde çalışılıyor, Türkiye'de de çalışılıyor. Virüsü izole etmek, elinize bir buğday tohumunu aldığınızda bunu toprağa ekeceğim ve elde ettiğim üründen ekmek yapacağım arasında ne kadar akrabalık ilişkisi varsa, virüsü izole etmekle aşıyı bulup insanlara uygulamak arasındaki ilişki bu kadar uzaktır. O nedenle ikide bir birilerinin çıkıp biz virüsü izole ettik, aşıyı bulduk diye bu toplumu yanlış umutlara sevk etmesinler. Bu toplumun öncelikle enfekte olmaması, hasta olmaması ve zamana yayarak bu süreci başarıyla atlatması lazım. Kısacası aşı bulmak kolaydır, virüsü öldürmek kolaydır, ondan yetenek ama aşı dediğiniz zaman bu toplumda 7,5-8 milyar olan insana en az birkaç milyar insana uygulamanız gerekir. Çok basit bir yan etki çok büyük sorun doğurur. Bir de aracılığınızla geçtiğimiz aylarda aşı karşıtı olan arkadaşların bugünlerde ortaya çıkıp konuşması gerekiyor. Bu topluluğu ve insanoğlunu aşı karşıtı olarak bu sürükledikleri noktanın bedelini bugünlerde ekranlarda yeniden konuşmaları gerekir diye arzu ederim. Hı hı. Nevzat Hocam'ın bir sorusu var zannediyorum. Evet, evet. Buyurun Nevzat Hocam. Şimdi şöyle, bu bir eczacı arkadaş bugün Fransa'dan Roche firmasının immunoglobulin G ve M ürettiğini ve bunu yanılmıyorsam enjeksiyon şeklinde satışa sunduğunuyla ilgili resimler gönderdi. Yani şimdi immunoglobulin G, M üretebilmesi için herhalde plazmadan üretilen bir şey. Yani bunu bu Roche firması bu kadar yoğun bir şekilde üretebilir mi? Ya yani bu nasıl bir şey, ben merak ettim, bir sormak istedim. Kendisi duydu mu? Bugün öğrendiğim bir bilgi. Antikor üretiyor yani resmen. Hocam immunoglobulin G ve M
bir tanı yönteminde kullanılan test hasta kanındaki M ve G antikorlarını tespit etme ve tanıda yardımcı olan bir test. Yoksa bir immünoglobulin M ve G'yi monoklonal antikorlarla üretmiş olabilirler tedavide kullanmak adına. Bu başka bir şey. Bunu duymadım ama tanıda bu antikor testleri dediğimiz tanı koyucu anlamda hastanın kanındaki erken antikorlar hastalık halindeyken ortaya çıkan antikorlar M antikorlarıdır. O anda çıkan ve daha sonra da kendisini koruyan G antikorlarıdır. Bunlar tanıda kullanılan testler. Türkiye'de de kullanılıyor. Geri kalan tedavi amaçlı çıkardıklarını ben okumadım hocam. Evet. Özür dilerim. Rica ederim. Kemalettin hocam size bir soru daha sormak istiyorum. Sonrasında isterseniz ayrılabilirsiniz. Zaten vaktimiz daraldı. Diğer konuklarıma da söz vereceğim. Şimdi dışarıdan yemek söylemek durumunda kalan bazı çalışanlar var. Bu şekilde dışarıdan gelen yemekle virüs bulaşır mı gibi sorular geliyor bize. Aynı şekilde bir kargo ile mesela virüs bulaşabilir mi hocam? Şimdi Çağla Hanım, Nevzat Hocam'ın belirtmiş olduğu kaygı bozukluklarının temelinde bizim gibi akademik, ben de dahilim buna, akademik arkadaşlarım bu ekranlarda herhangi bir yayını olmadığı halde ihtimalleri varsayım üzerinden, gerçek gibi konuşmalar üzerinden toplumu bu kadar kaygıya sürükledik. Yani alt kattaki komşu otururken üst kattakinin balkonuna acaba çıkar mı? Yoksa ben arabamın içinden geçiyorum, camı açmayayım, dışarıdan virüs içeri girer mi gibi kaygılara biz sevk ettik. Şu ana kadar kargo paketleri ya da başka bir sebze veya gıdadan bulaşma bir makale söz konusu değildir. Ha nedir? Orada anlattığımız kaba temizlik ve uymak durumunda olduğun hikayeye uyacaksın. Birincisi ağızdan alırıp mide bağırsak sistemiyle, yani yemeyle bulaşmıyor. Bu solunum sistemine gitmesi lazım. Oradan doğal olarak yiyecek bir şey yok. Kargo paketini elleriniz kirli kabul edin ve kargo paketini açın, dışını çöpe atın. İçi sizin için temizdir. Ellerinizi ağzınıza, burnunuza götürmediğiniz zaman bu sizi enfekte etmezsiniz. Elinize suya sabuna dokunun. Vatandaşın anlayacağı dilde bir cümle söyleyeyim. Bu konu çok tartışılmasın. Bakın şu benim oturduğum masada virolojik olarak bir laboratuvarcı olarak ben kalktıktan sonra ağzımdan çıkan parçacıklardan buraya virüs döküldüyse bunu saatler veya günler sonra bulabilirim burada. Bu bir mikrobiyolojik çalışmadır. Burada virüsün genini bulabilirim. Ama bunun bende hastalık yapabilme yeteneği kalmamıştır. Hastalık yapabilecek sayısı kalmamıştır. Yani markette sizden önce birisi konuşurken portakal kabuğuna 3 tane 5 tane virüsü damlamıştır. Sonra siz elinizi portakal kabuğunuza tutacaksınız, pakete koyacaksınız, elinizi yıkayacaksınız, çok basit. Evet. Oradan kalkıp kelebek gibi kanatlanarak o havada dolaşarak sizi enfekte etmez. Başka virüsler vardır. 500 metre, koridorun 500 metre ötesine bu virüs gider, orada nefes alan adamı enfekte eder. Bu virüs böyle bir şey değil. Ağzınızdan çıkıyor, 1 metrede yere düşüyor. Burada da yerde de bu belediyeler gidip bu yerleri deterjanla, sabunlu suyla yıkayıp milletin paralarını boşa harcamasınlar. Pazar yerinde girene maske versinler de bedava adam domates parasıyla maskesini alsın. Böylece ayrıntı, bakın güzel bir laf vardır. Güzellikler ayrıntılarda gizlidir. Ama biz burada ayrıntıları ana kütleye taşırsak toplumdaki kaygı bozukluklarını %70'lere ulaştırırız. Öyle kolay kolay durup dururken herkesi, yoldan geçeni, havadan uçanı enfekte etmez. Ama siz apartmanınızın önüne mangal yaptık, piknik masasına da 5 komşu aileleriyle beraber gelip mangalı yerseniz hanginizin enfekte olduğu belli değil. O virüsü biraz sonra hepiniz evinize götürürsünüz. Evet. Biz o ana kütleyi koruyalım. Yoksa geçerken arabamın camından içeri girdi ya da arkadaşım uzaktan el salladı, acaba bana bulaşır mı gibi ayrıntılardan kurtaralım. Böyle bir makalede bugüne kadar denk gelmedi. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ben için. Ben kıymetli meslektaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Özellikle bu yayında Serpil hocamdan duyarak çok mutlu olduğum bir cümle oldu. Uzmanlık alanım dışında konuşmak istemiyorum dedi. Yine Ertuğrul hocama bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bütün zaman diliminde bütün
konuyu konuşan arkadaşlar uzmanlık alanlarında sınırlı kalırlar ve toplumdaki kaygı bozukluklarını artırmayız. Bir makalede 001 yakalamış olduğu bir veriyi toplumla paylaşıp toplumun dengesini bozmayız zaman içerisinde. Peki bu ince eleştiriniz de çok güzel. Serpil Hanım bir şey söyleyecek herhalde. Endokrinologlar bu konuda en mağdur olan kesimdir inanın. Yıllardır bizim branşımızla ilgili çok sözler söylenmiştir. Birçok Türkiye'deki gestasyonel diyabet tarama yönteminden tutun, tiroid için iyotlama, tuz iyotlaması vesaire gibi konular sarsıntıya uğramıştır. O nedenle biz mağdur bir branşız. Sizlerin hakkını teslim etmek lazım diye düşündüm. Çok saygılar bu emekleriniz için. Hepimiz için saygılar, sağ olun. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın Ankara'dan konuğumuzu, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Nevzat Hocam'a da isterseniz son cümlelerini alalım, gönderelim. Biz sizinle kalalım. Nevzat Hocam, beni duyabiliyorsanız eğer son vermek istediğiniz mesajlar varsa, çok az bir zamanımız kaldı, sizden de dinleyelim, buyurun. Tabii, yani şöyle bir toparlama yapabiliriz. Hı-hı. Yani böyle durumlarda özellikle aile içerisindeki yaşanan bu sosyal mesafe durumunu ve evde kal kuralını dikkat etmek çok önemli. Ama bunu fırsata dönüştürmek de çok önemli. Yani kriz kelimesinin içinde iki kavram var. Biri tehdittir, biri fırsattır. Yani eğer kişi doğru pozisyon alırsa krizden faydalanarak fırsatla çıkabilir. Yani bu nedenle burada bunun içinde kadın erkek ilişkilerinde pozitif iletişim önemli. Çocuklarımızla ilişkilerde pozitif disiplin önemli. Yani çocukla ilişkilerde pozitif disiplin nedir? Çocuğa hep böyle buyurgan tarzında değil, emir verme tarzında değil, ona seçenekler sunma tarzında, örnek olma tarzında, onunla konuları paylaşarak, hayatı paylaşarak. Şimdi çocuk doğaya çıkmıyor ama mesela ne yapabilir? Yani bir teleskop varsa, hava iyiyse gökyüzüne bakabilir, diğer doğayı ekrandan doğayla ilgili konulara girebilir. Yani çocuğa bak, doğanın düzenini bozduk, bir virüs böyle çıktı. Yani bu da çevre felaketinin belki de bir sonucudur. Hı hı. Yani bizim çevre kirliliğinin bir sonucudur, küresel kirliliğin bir sonucudur. Evet. Bütün bunları çocuklarımıza paylaşarak bağları güçlü tutabilmek için bir fırsat diye düşünüyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz size de. Değerlendirmeleriniz için Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan, değerlendirmeleriniz için tekrar teşekkür ederiz hocam. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Selamlar. Sağ olun. Çok az bir zamanımız kaldı. Serpil Hanım, sizin de son sözlerinizi alalım, mesajlarınızı alalım. Nevzat Hoca'nın söylediği krizleri avantaja çevirmek, krizlerden ders almak konusunu çok önemsiyorum. Kendimce birkaç not aldım, onları hızlıca söylemek isterim. Ben ağırlıklı olarak diyabet çalışan bir hekimim ve diyabetlilerin kendi yönetimlerini almalarının çok önemsiyorum. Daha önce de belirttim. Dolayısıyla bugün keşke vaktinde sigarayı bıraksaydım ve riskimi artırmasaydım. Şekerimi daha iyi yönetmeyi becerebilseydim. Şu an hemoglobin A1'cim son 3 aylık şekerim daha iyi olsaydı. Keşke o zatürre aşısını dinleseydim de doktorlarımı yaptırsaydım diyen çok sayıda hastamız olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin Türkiye'de tele sağlık açısından ve tele tıp açısından olumlu gelişmelere sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü belli ki bu süreç öyle bir hafta sonra falan bitmeyecek, realist olursak. Ama bu ülke bu işin acil kısmını toparlamış vaziyette. Şimdi uzun vadedeki daha, yani sürecin kalan kısmında ama kronik hastalıklara da yönelik olarak bir takım yönlendirmeler, tedbirler almak yönünden sistem kuracaktır. Ve bu sistem aslında polikliniklerin şişmesini, abartılı başvuruların olmasını da bir nebze hafifletecektir. Bugün bir endokrinoloji polikliniğinde, örneğin Sadi Konuk Hastanesi'nde 250 tane, bugün değil,
krizden önce 250 tane endokrin hastası bakılıyordu. Bu hastalara daha kaliteli vakit ayırabilmek için yöntemler geliştirilecektir. Son olarak bu süreç hekimler açısından gerçekten keşke bu vesileyle olmasaydı ama sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını çok çok önemsiyorum. Ve Türk halkının kimin bilimsel çalıştığını, kimin gerçek veriyle, kimin doğru bilgiyle çalıştığını ayırt edebilmesi açısından da şu son bir aylık süreçte her akşam onlarca hekimi dinleyerek ayırt edebilir hale geldiğini umuyorum, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Hocam, sizin de son sözlerinizi alalım. Buyurun. Aslında içinde bulunduğumuz hafta kalp haftası olarak kutlanan bir hafta. Her sene farklı aktiviteler oluyordu. Bu sene mevcut durum nedeniyle bir muhtemelen Türk Kardiyoloji Derneği olarak da bir basın açıklamasıyla muhtemelen başkanımız yarın geçiştirecektir süreci mecburiyetten. Az önce hocam söyledi, aslında krizler fırsatlar doğurur. Burada bireysel bazda bundan sonraki süreçte hem kalp sağlığımız hem diğer organ sistemlerimiz sağlığı açısından insanlarımız kilo kontrolü, beslenme alışkanlıkları, işte egzersiz, sigarayı bırakmak ve diğer kötü alışkanlıkları, nargileyi bırakmak. Çok ciddi oranda da nargile müptelaları var son süreçlerde. Bu alışkanlıkları belki kazanmamıza vesile olur. Ben kronik kalp hastalarımıza tekrar söylüyorum. Yeni başlayan bir semptomunuz yoksa kontrol sürelerinizi uzatabilirsiniz. Ama acil problemlerinizde lütfen hastanelerimize gelmekten, acil ünitelere başvurmaktan çekinmeyin. Çünkü ardından çok daha büyük sorunlar getirebilir. Hastanelerimiz hazır bu hizmetleri vermeye her zaman. Peki. Hem kamusal hem özel alanda. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Serpil Salman'a da çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan uğurladık konuğumuzu. Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı da konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar ve ikisi kalp bağlantısı gerçekleştirdik. Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü bizlere immün plazma tedavisi hakkında çok güzel bilgiler verdi. Ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a da teşekkürlerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Ve böylelikle de şimdi konuşalımın bir kez daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya saatler 21.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Yine gündemdeki konuları elbette koronavirüs olacaktır herhalde. Konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Bizden hemen sonra da gece haberlerinde Kerem Seven karşınızda olacak. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.